Değerli katılımcılarımız, proje yazma hazırlama etkinliğimize ilişkin eğitim bölümüyle devam ediyoruz. Bu eğitim TÜBİTAK projeleri yürütme, izleme ve değerlendirme süreçlerinde oldukça tecrübeli olan Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyemiz Sayın Profesör Doktor Serap Güneş tarafından gerçekleştirilecektir. Şimdi sözü Sayın Serap Hocama bırakmak istiyorum. Teşekkürler Emine Hanım. Günaydın herkese. Öncelikle ben teşekkür ediyorum bu sunumu yapma fırsatı verdiğiniz için. Ben önce bir kısaca kendimi tanıtayım, sonra sunuma geçeyim. Ben Serap Güneş Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesiyim. Aslında doğma büyüme Yıldızlı gibiyim ama arada bir doktora için yurt dışına gittim ve yurt dışından döndükten sonra 2006 yılından itibaren TÜBİTAK'la tanışıklığım başladı. Bir proje önerisi sunarak başlamıştım. 2006 ve 2021 yılları arasında da bir tanesi 1000 olmak üzere 6 tane proje yürütmüş oldum. TÜBİTAK projesi yürütmüş oldum. Dolayısıyla 2017-2020 yılları arasında da grup yürütme kurulu üyeliği yaptım. Dolayısıyla işin hem mutfak tarafını gördüm hem de akademisyen olarak kendi yaşadığım olumlu, olumsuz şeyleri sizlerle bugün paylaşma fırsatım olacaktır. Umarım programımız bittiğinde umduğunuz şekilde kafanızdaki soru işaretlerini cevaplamış olarak buradan ayrılmış olursunuz. Bugün daha önce de bahsedildiği gibi TÜBİTAK 1001 projelerinin planlanması, hazırlanması ve başarı faktörlüğü üzerine konuşacağız. Konuşmamın içeriği bu şekilde: 1001 programının amacı ve içeriği, proje tasarımı, araştırma sorusu veya hipotezin oluşturulması, başvuru formu bölümleri ve özellikle GK üyeliği sırasında çok fazla tecrübe sahibi olduğum bilimsel değerlendirmede öne çıkan hususlar ve bizi başarısızlığa götüren nedenler üzerinde konuşmayı planlıyorum. Şimdi nelere dikkat etmemiz gerekiyor başlamadan önce? Biz genel olarak kişileri dinlediğimde hep sondan başa doğru gidiyoruz aslında. Yani önce projemizi yazıyoruz, sonra onu sunduğumuzda bir takım sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Ya da bakın, bugün pazartesi sabahı, belki çoğumuz akademisyeniz, belki bir dersimizi bırakarak geldik ya da işte TTO'lardan bizleri izleyenler var. İlk defa proje yazacak olanlar acaba neye dikkat etmeliyim hususunda fikir sahibi olmak istiyor. Ya da projeleri revize almış, revizyon yapmış, düzeltme almış hocalarımız da ben nerede yanlış yapıyorumun cevabını bulmaya çalışıyor aslında. Ortada büyük bir emek var, herkes bugün burada olmakla ve bu emeklerimizin ufak bir hata yüzünden heba olmaması için bence en başta baştan sona nereye gitmeliyiz? Öncelikle ben herkese proje yazmaya başlamadan, ilk defa yazacak hocalarımız için, tabii ki tecrübeli hocalarımız bunu biliyor olabilirler ya da daha önce yazmışsanız bile, bazen şimdi ben de bu sabah öğrendim Emine Hanım'ın sunumundan, panel sırasında da bir takım değişiklikler olmuş. Video yükleme getirildi örneğin. Eğer bunları bilmiyorsak, herhangi bir fikrimiz yoksa, bakın video ekleme en önemli kısımlarından biri bence şu anda. En önemli avantajlardan bir tanesi. Ve 2006-2021 yılları arasında bu proje yürütme tecrübem sırasında gördüğüm, inanın ki her şey çok daha olumluya doğru ve proje yürütücülerinin yaşadığı sıkıntıları gidermeye yönelik bir takım önlemler alınıyor ve onların lehine olacak çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla bunları bilmek bize hem zaman kazandırır hem de ufacık bir hatadan dolayı, bilmediğimiz, fark etmediğimiz ufacık bir hatadan dolayı bütün emeklerimizin heba olmasını engeller. Dolayısıyla TÜBİTAK.gov.tr adresinden akademik, ulusal destek programları ve 1001 içeriğine girerek başvuru ile ilgili detaylara, güncel bilgileri mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. ARBİS kaydınız, elektronik imza, ikamet şartları vesaire, buradaki bütün güncel bilgiler ilgili web sitesinde var. Örneğin biraz önce Emine Hanım bahsetti. Projesinde değişiklik gelmiş, revizyon istenen, değişiklik istenen hocalarımızdan işte değişiklik formu sunmadığı için ön incelemede elenen projelerimiz oluyor. En azından bu bilgi eksikliklerinden, ufak tefek hatalardan, aslında projenin içeriğinden kaynaklanmayan hatalardan dolayı oluşabilecek problemleri de böylece engellemiş oluyoruz. Bu bilgileri önceden okumuş olmak, belki de çok emek vermiş olduğunuz projenin ufak bir ayrıntı sebebiyle ön incelemeden veya daha sonra ki incelemelerde sıkıntı yaşamasını ortadan kaldırmış oluruz.
TÜBİTAK 1001 programının amacını da burada biraz irdelemek istiyorum. Çünkü bizim yine kafamızda belli kalıplarımız var. Bu doğrultularda projeler yazıyoruz ve eğer bizim yazdığımız projenin amacı TÜBİTAK 1001 programının amacıyla örtüşmüyorsa bu da eleme sebeplerinden bir tanesi oluyor. Dolayısıyla bu programın amacı yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemekte. Özellikle uluslararası özgünlüğü olan projelerin desteklenmesini amaçlıyor. Bilim kapsamında bizden neler bekleniyor? En önemlisi bu. Bakın en sık karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi. Benim çalıştığım proje diyelim ki uluslararası yapılmış ama Türkiye'de ilk defa uygulanacak. En çok hocaların sorduğu sorulardan bir tanesi bu. 1001 programı uluslararası düzeyde yenilik basamağı içeren projelerin desteklenmesini hedefliyor ve bilimsel literatüre katkı sunmalarını bekliyor. Dolayısıyla bu çok önemli ve bunu sıklıkla konuşmamın ilerleyen basamaklarında da tekrarlayacağım. Uluslararası düzeyde bir yenilik basamağı içermesi projemizin şart. Araştırma uygulanabilir olmalı, bilimsel, toplumsal, bu biraz yaygın etkisini etkileyen faktörler. Bilimsel, toplumsal, ekonomik, teknolojik ürün haline gelebilme, öncelikli alanlara ülke çıkar ve güvenliğine katkı sağlayabilme gibi yaygın etkilere de sahip olmalıdır. Tabii şimdi burada pek çok faktör var. Bunların hepsini öyle proje olabilir ki kuramsal çalışıyorsunuzdur. Teknolojik bir ürün haline gelme durumu yoktur. Bunun olmazsa olmaz bir şart değil ama eğer sizin deneysel çalıştığınız bir alanda teknolojik ürün haline getirebilme ihtimaliniz varsa bu size avantaj sağlar. Yoksa şimdi ben zaten ürün yapamayacağım ki o zaman hiç sunmayayım mı anlamında söylemiyorum bunları. Ya da hepsinin aynı anda olması gerektiği değil. Eğer sizin böyle bir avantajınız varsa projenin, projenizi bu şekilde avantajlı hale getirip ön plana çıkarabilirsiniz. Elde edilen bilimsel sonuçların akademik ağırlıklı çıktılara, uluslararası indeksli yüksek etki değerlerine sahip dergilerde yayın, lisansüstü tez, patent, kaliteli insan gücü yetiştirilmesi gibi dönüştürülmesi beklenmektedir. Zaten biraz sonra başvuru formu bölümlerinde tartışacağız. Başvuru formu bölümlerinde de bunlar sizden istenen bilgiler, bu alanla ilgili bu başlıklar altında projenizin ilişkilendirebilir misiniz diye soruluyor. 1001 programında genellikle temel düzeyde araştırmaları içeren teknoloji hazırlık seviyeleri bekleniyor. Dolayısıyla bir ürün taahhütü yok diğer türlerde olduğu gibi. Bu da bizim teknoloji hazırlık seviyesini özetleyen grafiğimiz. Eğer elinizde hali hazırda bir yerde yoksa bu sunumlar sanırım sonra servis edilecek. Belki görebilmeniz ve inceleyebilmeniz açısından da sunuma eklemeyi uygun buldum. Akademi kısmını biz görüyorsunuz. Teknoloji hazırlık seviyesinin 4'e kadar olan bölümlerini bir teknolojiyi göstereceğiz. Uygulanabilir olduğunu ve bir temel teknoloji geliştirmeyi hedefliyoruz. Peki hangi çalışmalar araştırma projesi? Özgün araştırmalar özgün olacak, yani siz yapıyor olacaksınız, ilk defa siz yapıyorsunuz ama buradaki ilk defa dünyada hiç yapılmamış, ilk defa ben keşfediyorum anlamında değil, yeni bir problem, yani açık olan bir probleme bir çözüm getirmek, yeni bir yöntem, çözümü olan bir probleme yeni bir yöntemle daha etkin ve yeni bir çözüm getirme. Özellikle bunların vurgulanması bizim için çok önemli. Bu alt başlıklardan sizin projeniz hangisine giriyor? Bunu belirlemek önemli. Çözümü olan bir probleme bilinen fakat o problem üzerine uygulanmamış bir yöntem ile daha etkin. Bakın hep daha etkini ve yeniliği ön plana çıkarıyoruz. Dolayısıyla sizin böyle durumunuzu içeriyorsa bu başlıklar, sizin de bunu önemli vurgulamanız gerekiyor. Çünkü panelistlerin aradığı bilgiler de bunlar. Ve literatüre katkı, bilinen probleme literatürde var olan çözümlerden daha kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüm getirmek bekleniyor. Elbette ki yaptığınız çalışmalar çalışılmış olabilir ama sizin özgün olarak bu literatüre katkınız ön plana çıkacaktır proje önerisinde. Çıkması gerekli. Uygulanabilirliği ve biraz önce bahsettiğim yaygın etkiye sahip olması da beklenenler arasında. Peki hangi araştırma projeleri, daha doğrusu araştırma projesi kapsamında kalan diğer projeler, eğer eğitim öğretim faaliyetleri içeren bir proje sunmak istiyorsanız, yönetim veya diğer destek etkinliklerini içeren,
ürün, süreç veya yaklaşım büyük ölçüde oluşturulmuş ama pazarın geliştirilmesine yönelik bir şey yapmak istiyorsunuz ya da yeniden üretim sağlamayı hedefliyorsunuz ya da bir sistemin sorunsuz çalışmasını istiyorsunuz ya da rutin veri toplama, rutin bir yazılım ya da test ve standartizasyon yapmak istiyorsunuz. Bunlar bu programın Ar-Ge başlığı altına girmiyor. Bir araştırma projesi olmuyor. Peki ilk basamağımız belki de öncelikle yapmamız gereken şey bir araştırma sorusu ortaya koymak ki bundan sonra ilerleyebiliriz. Belki de öyle bir araştırma sorusu ortaya koymalıyız ki bu araştırma sorusu aynı zamanda bizim özgün değerimizi de bulmamıza, konunun önemine doğru gitmemize bir vesile olsun. Çalışılan alanda ilk başta başlayacağımız şey kendi çalıştığımız alanda bir problemin varlığının farkında olmak. Bu herkesin eminim ki çalıştığı alanda bu böyle bir problemin farkında. Nereden biliyoruz? Laboratuvara gidiyoruz. Deneysel veya işte teorik çalışmalarımız var. O çalışmalar sırasında elbette her şey yolunda gitmiyor. Ters giden, sorun olan bir şeyler var. O zaman o sorun olan, ters giden şeyleri ortaya koymak belki de bizim için başlangıç aşaması olacak. Bu soruyu da ortaya koymamızı sağlayacak. Tabii konuyla ilgili genel olarak kuramsal bir bilgiye sahip olmamız, yani o soru daha önce sorulmuş, hatta o sorunun cevabı daha önce verilmişse o zaman sizin özgün değer kriterinizi bir anlamda kısıtlayacak. Dolayısıyla konuyla ilgili bilgi sahibi olmanız sorunun daha önce cevaplanmış olup olmadığı konusunda da size bir fikir sahibi edecek. Problemi tanımlamamız gerekiyor. Dolayısıyla çalışmanın kapsamını da bu şekilde belirlemiş olacağız. Belki de en zor problemi çözmekten daha zor olan problemi tanımlamak. Benim problemim ne? Benim yaptığım işte, çalıştığım alanda yolunda gitmeyen, ters gitmeyen, sorun olan şey ne? Bu durumu düzeltmek için ne yapabilirim? Bu sorunu çözmek için yeni yöntemler geliştirebilir miyim? Yoksa sadece malzemeyi değiştirerek mi örneğin bu problemi çözerim gibi bir takım soruları kendimize sormalıyız. Ve belki de benim size ilerleyen bölümlerde daha sık tavsiye edeceğim şeylerden bir tanesi de proje öneriniz içerisinde kendi aklınızda şimdi sorduğunuz bu araştırma sorularını eminim bir süre sonra panelistler bu projenizi değerlendirirken de onların kafasında olacak bu problemler. Dolayısıyla ilgi çekici problem ifadeleri kullanabilirsiniz. Sizin bu projeyi neden yazdığınız, bu konunun neden önemli olduğunu siz soru sorarak ve altında cevaplayarak ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Böylece okuyan kişi de, evet bu benim de kafamdaydı, bunu cevaplamış olmuş ya da araştırmacı da bunun farkında, yürütücü de bunun farkında diye bir avantaj sağlayabilir size. Araştırma sorusunu biraz önce de bahsettiğim gibi projenin özgün değerini ortaya çıkaracak bir araştırma sorusu ve hipotezi veya hipotezi olması size avantaj sağlayabilir. Kuramsal da olabilir, uygulamaya yönelik de olabilir elbette ki araştırma projeniz. Araştırma sorumuz, araştırmamızın temelini oluşturuyor. Çözümlenmesi gereken bir problemi tanımlıyor ve sınırlarını da aslında belirliyor. Soru veya ifade biçiminde yazılabilir. Şimdi araştırma sorusu olunca bir ifadeyle de yazabiliriz biz bunu. Ben kendi çalışma alanım olduğu için mesela böyle bir örnek araştırma sorusu sordum. Ben organik güneş pileriyle ilgili çalışıyorum. Organik güneş pilerinde bir önceki aslında projemin şu anda hatta kapanmak üzere olan devam eden projemin de sorusuydu benim için. Organik güneş pilerinde fluoren içermeyen akseptör tipli moleküller kullanıldığında verim değişebilir mi? Veya fluoren içermeyen akseptör tipli moleküllerin organik güneş pilerinde kullanılması verimi nasıl etkiler? Sonra literatür araması yaparak acaba bu kısımlar daha önce literatürde çalışıldı mı ya da çalışan insanlar bu probleme nasıl yaklaşmışlar bunları belirlemeye çalışarak ilerledim. Hipotez de bir araştırmanın olası sonucuna dair aslında yaptığımız bir tahmin. Olaylar arasındaki ilişkileri açıklamaya yönelik bilimsel bir öneri veya önermeler. Dolayısıyla çalışmanın sonuçlarını önceden tahmin ediyoruz. Tabii tahmin, bu bir tahmin olduğu için değiştirilebilir, doğruluğu veya yanlışlığı test edilmemiş
Bir ön çalışma yaparak örneğin, ki biraz sonra yine detaylarıyla bahsedeceğim. Eğer imkanınız varsa, bu şart değil ama eğer imkanınız varsa bir ön çalışma ile en azından bakın bunun bir kısmını, tabii bu ön çalışma da neredeyse projeyi yapacak kadar, neredeyse projeyi ortaya koyacak kadar bir şey, adı üstünde ön çalışma olacak şekilde belki hipotezinizi kısa bir deneme veya ona gidecek bir yolda size ufak bir başarı sağlayacak, bakın aslında burasını deneyeceğim dediğiniz bir şey varsa size avantaj sağlayacaktır. Bu ön çalışmayı yazılı olarak proje önerinizde de sunabilirsiniz veya şimdi video yükleme seçeneği geldiği için çok video süresini geçmeden da açıklayabilirsiniz diye düşünüyorum. Benim örnek hipotezim yine bu alanla ilgili olarak örnek organik güneş pillerinde fluoren içermeyen akseptör tipli moleküllerin kullanımı verimi arttırır. Bu bir hipotezdi. Projenin sonuna geldiğimiz için gerçekten de arttırdığını göstermiş olduk. Ama dediğim gibi bu bir varsayımdı. Sadece tahmin. Sonuçta olup olmayacağını projenin sonunda yapacağınız ya da proje gerçekleştiği takdirde yapacağınız çalışmalar gösteriyor. Şimdi bizim araştırma sorumuz çözüm getirmeyi beklediğimiz durumu tanımlayacak, sınırlarını belirleyecek, açık, net ve anlaşılır olmalı. Yani her okuyan, o soruyu her okuyan kafasında başka bir şey canlandırmamalı. Aklı mantığa uygun olmalı zaman, para ve enerji açısından. Çok özgün bir şey yapacağım. Panellerde de bu sıklıkla konuşulur. Lütfen beni affedin eğer çok şey oluyorsa ama hep söylenir bu. Uzaya merdiven yapacağım. Enerji, para ve zaman açısından. Hocam sesiniz kapandı. Evet, host beni kapattı. Burası duymak istemedi sanırım. Evet. Sayın hocalarım, değerli katılımcılarımız, katılırken sesinizi kapatabilirseniz hani sunumumuz bölünmez. Teşekkür ediyorum. Dolayısıyla akla mantığa uygun olmalı, sınanabilir, test edilebilir, ölçülebilir olmalı. Çünkü bakın bütün bu şimdi hep sondan başa doğru gidiyoruz ya, baştan bir şeyleri öngörmek lazım. Varsayalım ki olumlu düşünelim, her şey yolunda gitti ve sizin projeniz kabul edildiği takdirde projenizde yazacağınız her şey sizin için bağlayıcı olacak. Ve dolayısıyla projeniz izlenirken de size sorun çıkarmaması için, sonradan problem olmaması için yazdığımız her cümleye, çünkü onlar aslında biraz da bizim taahhütlerimiz oluyor, yazdığımız her cümleye gerçekten yapabileceğimiz, gerçekten o projeyle ilişkili ve o olabilecek dediğim gibi zaman, para, enerji, test edilebilirliği, ölçülebilirliği açısından böyle bir altyapınız yok. Öyle bir altyapıya ulaşılabilirliğiniz de yok ama siz yine de bu deneyi yaparım diye koyuyorsanız proje içerisine sizin için ileride problem oluşturacaktır. Biz önce her şeyi yeter ki projemiz kabul olsun diye görüyoruz ama projenin yürümesi aşamalarında da her şey yolunda gitti ve projeniz kabul olduğu takdirde projeniz yürüdüğü sırada da yürütmeyi sırasında da sorunlarla karşılaşmamanız için bu önemli. Şimdi araştırma tecrübelerinize yakın bir konuda da araştırma sorusu belirleyebilirsiniz ve proje yazabilirsiniz. Hiç tecrübeniz olmayan, yani hiç tecrübeniz demeyeyim çünkü bunun da bir belli kriterleri var. Ekip ekipman kısmına geldiğimizde onu da konuşacağız. Ama diyelim ki bu konuya yeni girdiniz, daha tecrübesiz olduğunuz bir alanda da proje sunabilirsiniz elbette ama bu çok daha uzun ve emek gerektiren bir süreç olacaktır sizin için. En azından bu sene yeni bir konuya girdiyseniz belki önümüzdeki sene bir proje yapmayı, çünkü oradaki tecrübenizin yani en azından fikriniz olduğunu kanıtlamak durumundasınız. Hiç çok fazla tecrübeniz olmadığı için soruları araştırmak, bu sorulara kimler nasıl cevap vermiş, bunları belirlemek de sizin için zaman alabilir. Onun için bunu söylüyorum. Güncel ve popüler bir alanda seçebilirsiniz. Size avantaj sağlayacaktır. Özgün katkı sağlanabilecek, çözülmemiş problemlerin bol olduğu bir alan sizin için daha avantaj sağlayabilir. Örneğin ben kendi alanımdan size örnek vereyim. Bir boya duyarlı güneş pilleri vardır. Şimdi belki aranızda bu konuyu çalışan hocalarımız da vardır. Bu konu oldukça çok fazla çalışılmış. Yani çok çok fazla çalışılmış. Siz burada bir şey yapmak istiyorsanız onun özgünlüğünü ifade edilecek cümleleri çok iyi bulmanız ve gerçekten projenizin özgünlüğünü çok iyi ön plana çıkartmanız gerekiyor. Örneğin burası için bir boyar madde sentezlemek, bunu aygıtta kullanmak istiyorsanız o boyayı neden seçtiğinizi,
Literatürde çünkü birçok boya çalışılmış. Sizin spesifik olarak bu boyanın katkısını, sunacağı katkıyı çok iyi ifade etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla daha önce çözülmüş soruların bol olduğu bir alandaysanız projenizi ön plana çıkartmanız ve bunun için seçeceğiniz cümleler çok önemli hale gelmiş oluyor. Öncelikli alanlar gördük biraz önce Sayın Başkan'ın ve Emine Hanım'ın yaptığı konuşmalarda da öncelikli alanlarda eğer çalışma alanınız buradaysa ek puanlar sağlayabilir size. Önemli avantajlar sağlayabilir. Dolayısıyla bunu ön plana çıkaracak. Projenin yazarken sizin böyle bir avantajınız olduğunu vurgulamanız, projenizin bu alanına düştüğü için, öncelikli alanlar kapsamında değerlendirildiği için daha avantaj sağladığını vurgulayabilirsiniz. Yaygın etkisi yüksek olan bir alanda seçebilirsiniz. Eğer siz bu konuyla ilgili çalışanlar arasında ilkseniz literatürde uluslararası alanda eğer ilkler arasındaysanız yapacağınız çalışmaların yüksek etki değerli dergilerde yayınlanabilme potansiyeli var, patent alabilirsiniz. Yüksek lisans doktora tez konuları buradan çıkabilir. Dolayısıyla alanında uzman genç araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sunabilirsiniz. Bunları hep birer avantaj olarak ön plana çıkarabilirsiniz. Bu bahsettiğim bütün bu 1001 programı kapsamına uygun olacak şekilde uluslararası düzeyde bunu hep vurguluyor olacağım. Yenilik basamağı içeren bir problemin çözümüne yönelik olması sizin için çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Çok geniş veya çok dar kapsamlı da olmamalı. Çünkü eğer kapsamı çok geniş tutarsanız bu sefer de bir sürü şey yapmak durumunda kalacaksınız. Ve o bir sürü şey size inanın projeniz kabul olursa izleme sırasında yine sıkıntılar çıkarabilecektir. Ya da çok dar tutarsanız bu sefer de çok kısa yani zaten çok dar bir alanı diye eleştiri alabilirsiniz. Dolayısıyla orta yolu bulmamız gerekiyor. Burada yine kendi alanından ve genel birkaç tane örnek araştırma sorusu ekledim. Flaren olmayan akseptörlerin organik güneş pillerinde kullanılmasında verim etkileri neler olabilir? Hangi parametreler verimde %30 veya üzerinde bir artışa sebep olabilir? Hangi koşullar altında performans artar? X değişkeninin sistem performansına etkisi nedir? Sistemin incelenmesindeki en etkin yöntem hangisidir? Gibi soruları ortaya atarak sizin spesifik olarak alanınıza uygulayabilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken tabii ki bazı hususlar var. Yine panellerde en çok eleştirilen noktalardan bir tanesi durum tespitini, rutin işlemler. Yani ben organik güneş pili yapacağım veya ben herhangi bir aygıt yapacağım. Tamam, bu aygıtlar zaten yapılıyor. Sizin farklı olarak yapacağınız ne? Sizden bir durum tespiti istenmiyor. Veya rutin aldım A malzemesini B malzemesiyle reaksiyona soktum C maddesini elde ettim. Bu da literatüre baktığınızda rutin bunlar işlemler. C maddesi neden önemli? A ile B arasındaki reaksiyon ilk defa mı yapılıyor? Bu reaksiyonu hızlandırıcı bir katalizör mü geliştirdiniz örneğin? Ya da buradaki önemi ne? Sıradanlaştırmaktan kurtaran sizi sıradanlaştırmaktan kurtaran nedir bu proje önerisinde bilimsel olarak bunu konuşmamız gerekiyor. Literatürde bilinen yöntemlerin uygulanması bunlar zaten en çok eleştiri ve belki de revizyon almış hocalar sıklıkla bu ifadelerle karşılaşıyorlardır. Literatürde bilinen yöntemler uygulanmış. Tabii elbette sizin ilk defa süper bir yöntem geliştirmeniz beklenmiyor ama o var olan yöntemi sizin sisteme özgünlük katarak uygulamanız bekleniyor. Burada en önemlisi tekerleği yeniden keşfetmememiz gerekiyor. Yani zaten var olan bir şeyi ben tekrar tekrar burada kendim yapmayacağım. Temel mühendislik bilgileriyle elde edilebilecek çalışmalar şeklinde olmaması gerekiyor. Mesela panellerde ben kendim de hatırlıyorum okuduğumuz şeylerde. İşin teorisi verilmiş, sadece işin teorisi verilmiş. Kendisinin ne yapmak istediğiyle ilgili bir şey yok. O kadar uzun bir proje önerisi ki bütün işin teorik detayları verilmiş ama kendisini buna katacağı yenilikle ilgili herhangi bir açıklama yok. Dolayısıyla hep bir dengede kalmak zorundayız. Ülkemizde hiç yapılmamış ama yurt dışında yapılmış bir yöntemi biz sisteme uygulayacağız. Üzgünüm, bu da 1001 programının kapsamında değil. İnanın şimdi bunlar size komik gelebilir ya da bunları niye söylüyorsunuz ki? Zaten biz bunları biliyoruz diyenler olabilir aranızda. Ama ben görev yaparken de
grup uzmanı arkadaşlarımızın sunumlarından da sizler de izleyebilirsiniz ki bazen bu zaten biliyoruz bunları dediğimiz şeyler karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz tekrar vurguluyorum, 1001 programında uluslararası yeniliği olan çalışmaları ön plana çıkarmalıyız. Şimdi başvuru formu bölümlerine geçeceğim ama Emine Hanım burada size sorayım, bir ara verelim mi? Yoksa ben kaldığım yerden devam edeyim mi? Burası biraz uzun konuşulması gereken bölüm. Hocam siz nasıl isterseniz, hocalarımız ne der, ara yapalım mı? Eğer uygun görürseniz burayı biraz daha uzun konuşmamız gerekiyor. Araştırma sorusu ve diğer kısım daha herkesin bildiği, kafasında olan kısımlar. İsterseniz bir ara verebiliriz. Tamam, hayır, yani siz devam bilirsiniz. Devam edebiliriz. 15 dakika verme zorunluluğumuz yok. 10 dakika da verebiliriz. Yani size bağlı, siz bilirsiniz hocam. O zaman isterseniz bir hatta 5 dakika da olabilir. Bir 5 dakika ara verelim mi yeni bir şeye? Bir arkadaşıma sorayım, döner yazmışlardır nasıl durum diye. Hocalarımızdan bir talep gözükmüyor ara verelim diye ama 5 dakika verelim isterseniz. İkinci kısım daha uzun olacağı için çok uzatmadan 5 dakika ara verelim. Tamam, 5 dakika sonra görüşelim. 5 dakika sonra görüşürüz. Tamamdır.
Hocam isterseniz başlayabiliriz. Tamamdır. Hemen başlıyorum. Ekranı paylaşayım. Hocaları etmek ederken hemen altına paylaşayım. Oluyor. Evet. Şimdi başvuru formu bölümleriyle sesim geliyor herhalde değil mi Emine Hanım? Geliyor. Evet hocam geliyor. Bir saniye. Tamam. Sonuç. Başvuru formu bölümleriyle devam edelim. Özgün başvuru formu içerisindeki temel bölümler özgün değer, yöntem, proje yönetimi, yaygın etki, bütçe ve gerekçesi kısımları var. Ben şimdi ağırlıklı olarak özgün değer, yöntem, proje yönetimi ve yaygın etki kısmını ele almayı planlıyorum. Çünkü bunlar bizim için önemli. Her bir kriter kendi içerisinde değerlendirip puanlanıyor. Ama bunlardan herhangi birisinden eşit değerin altında puan almanız sizin projenizi başarısızlığa götürebilir. O yüzden her birini şimdi teker teker irdeleyelim. Şimdi yine dikkat edilmesi gereken hususlarla başlayalım. Çünkü gerçekten bu durumdaysak ya da bunlardan birisi bizi ilgilendiriyorsa... Bunlar panelistler tarafından anlaşılıyor ve sonra sıkıntı oluyor. Şimdi hiç tecrübeniz olmayan bir alanda sırf konunun popüler olma sebebiyle biraz önce açıklamıştım detaylarını. Proje önermek, tabii ki önerebilirsiniz. Bu bir yasak değil ya da böyle bir engel de yok. Ama burada problemi ve buna çözüm olmayı ve bu konuda tecrübe edinmek istemenizin nedenlerini vesaire çok iyi ifade etmeniz gerekiyor. Ya da bazen en çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi pek çok üniversitenin akademik yükseltme kriterlerinde başvuru şartlarını sağlamak veya proje önermiş olmak, TÜBİTAK bir proje önerisinde bulunmuş olmak şartı var. Ve dolayısıyla sırf bu şartı yerine getirmiş olmak için yazılan projeler var. Bunlar da hem sistemi meşgul ediyor hem de düşünün yani bir panelde değerlendirilecek proje sayısı belli. Dolayısıyla bu da sistem içerisine dahil edilerek sistemin gereksiz yere meşgul edilmesini sağlıyor. Ya da ya herkes yapıyor bu ne ki ben de TÜBİTAK projesi yapayım neden benim de olmasın? Elbette ki olsun yapılabilir bunlar yasak şeyler değil. Tabii ki yapılabilir ama burada belli bugün konuşacağımız, tartışacağımız hususlara dikkat etmeden bunu yerine getirmiş olmak hem sizi hayal kırıklığına uğratacaktır, hem sistemi gereksiz yere meşgul edecektir, hem de bir takım ön yargılara sizin de katılmanızı sağlayacaktır. Bunlara hiç gerek yok. Laboratuvar altyapısı oluşturmak veya var olan diğer çalışmalarınıza finansman desteği olarak proje önermek. Yani sizin diyelim ki başka bir çalışmanız yürüyor. Ama işte bir takım kimyasallara ihtiyacınız var. Bunu başka bir proje önererek yapmak. Dolayısıyla bakın yazdığınız her şeyden sorumlusunuz proje kabul edildiği takdirde. Dolayısıyla başka bir projeye finansman almak için yeni bir hatta alakasız bir proje önermek yeniden o proje üzerine yoğunlaşmanızı gerektirecektir. Laboratuvar altyapısına yönelik projeler desteklenmiyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde de özellikle tecrübeli panelistler bu hususların anlaşılması hususunda oldukça tecrübeli olduklarından özgün değerinizi vesaireyi etkileyecek şekilde düşük puanlar alabilirsiniz. Başvuru formu bölümlerine geldiğinizde lütfen üstte yazılan ifadeleri bir kere okuyun. Özgün değerle ilgili kısmında ve bu proje şimdi şu anda ben proje başvuru sistemine girerek pbs.ardep.pbs.tubitak.gov.tr adresinden sanki kendim yeni bir proje öneriyormuş gibi proje formu indirdim, taslak form indirdim ve bu görüntüler de oradan alınan görüntüler. Konunun önemi, projenin özgün değeri ve araştırma sorusu veya hipotezini 1.1 bölümünde irdelemenizi istiyor. Dolayısıyla proje önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ile ilgili literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır kısmı var. Ve belki de özgün değer projenin en önemli kısımlarından bir tanesini oluşturuyor. Ve buradaki olmazsa olmaz bel kemiği noktalardan bir tanesi literatür taraması. Bu literatür taramasını geniş kapsamlı yapmalıyız. Ne kadar çok konuyla ilgili yapılmış yayına ulaşabilirsek aslında bizim yapacağımız çalışmanın var olandan farkını ortaya koymamız açısından önemli olacaktır.
güncel kaynaklara referans verilmesi çok önemli. Tabii ki temeli unutmamalıyız. Bu işin çıkış noktası unutulmamalı. Ama güncel olan kaynaklardan da çok uzaklaşmamalıyız. Yani 1934 yılında ya da işte 1954 yılında ilk, diyelim ben Güneş Pili projesi veriyorum, İlk yapılan Güneş Pili'ne gidip orada yapılanları anlatmak çok anlamlı olmayacaktır. Yeni yakın zamanda, elbette ki o çıkış noktasını verirsiniz ama yakın zamanda yapılan çalışmaları ön plana çıkartmak bizim için avantajlı ve önemli olacaktır. Eğer güncel değilse panelistler sizin literatürü yeterince takip etmediğinizi düşünebilir. Çünkü siz nasıl anahtar kelime giriyorsanız, benzer anahtar kelimelerde panelistler tarafından sisteme girilerek bu alanda yapılan çalışmaları ön plana çıkarabiliyor. Ve eğer onlar farklı şeyler bulabilirlerse, sizi çok birebir yakından ilgilendiren bir şey bulabilirlerse, bu da puanınızın düşmesine sebep olabilecektir. Proje önerisinin konusuna önemli katkı sağlamış referansların kullanımı. Bazen de şu oluyor, çok ilgili değil. Yani ben diyelim 3. nesil güneş pilleriyle ilgili yapıyorum ama 1. nesil güneş pillerini o kadar fazla anlatmışım ki gereksiz ve ilgisiz yayınları koymuşum. Büyük bir literatür özeti kısmım var ama aslında benim çalışacağım bu 3. nesille hiç ilgisi yok. Bu da çok olumlu bakılan bir durum değil. Proje önerisinin içeriğine çok yakın olan yayınların eklenmesi bizim için çok önemli. Şimdi bazen ne oluyor? Biz proje önerisi hazırlarken, tabii ki bazen öyle olabiliyor ki akademide de büyük bir yarış var. Ve bu yarış içerisinde literatürde sizin tam da yapmaya hazırlandığınız bir çalışma bir başkası tarafından yapılıyor. Siz de projeyi vermek üzeresiniz. Bunu görüyorsunuz ama diyorsunuz ki ya ne yapayım şimdi, ben bunu gizleyeyim. Çünkü bunu görürlerse diyecekler ki bu zaten yapılmış. İşte bu da sıkıntıya yol açıyor. Bütün her şeyi açıklıkla, sizin elbette ki o olandan mutlaka bir farkınız vardır. Veya o an belki göremediğiniz ama sakin kafayla oturup düşündüğünüzde birebir aynı olmayan noktalar vardır. Yayını gizlemek yerine bu birebir aynı olmayan noktaları ortaya çıkartmalısınız. Çünkü bir de şu gerçeği de göz önünde bulundurmamız lazım. Dünyanın bir yerinde sizin yapacağınız işle ilgili bir yayın çıkması da çok fazla önemli değil. Siz yeter ki o yayının farkında olduğunuzu ve farklı olarak neler yapabileceğinizi ve sizin getireceğiniz yenilikleri yeterince vurgulayabilin. Nelere dikkat ediliyor özgün değerde değerlendirilirken ya da biz nelere dikkat etmeliyiz? Proje önerisi ne ölçüde mevcut bilim teknolojideki eksiklikleri veya problemleri ortaya koymalı? Yani benim projemi farklı kılan ne? Kurum neden bu projeyi desteklesin? Önce ben inanmalıyım ki karşı tarafı ikna edebileyim. Ya bu konu çok çalışılıyor, bir de biz de çalışalım. Ya benim de altyapım bu konuyu çalışmaya müsait. Dur ben de bu konuyu çalışayımdan ziyade bu konu zaten çalışılıyor. Ben de şunları yapmaya, bu alanda şunları yapmaya yetkinim. Bakın öyle harika bir molekülüm var ki daha önce tasarladığım, belki başka bir alana uygulanmıştır. Ama bu harika molekül bu alana da uygulanabilir deyip ilerleyebilirsiniz. Literatürdeki hangi probleme çözüm bulmaya hedefliyorum ve bu çözümüm özgün mü? Yani bu problemi ben mi öneriyorum, bu çözümü ben mi öneriyorum yoksa daha önce çözüm önerilmiş ve ben ondan farklı bir şey mi yapmaya çalışıyorum? Oturup bence biz bu soruları enine boyuna düşünüp, gerekirse not alıp, bu söylediklerimizi yazıp, çünkü o sizi bir noktaya götürebilir. Bu eksikliklerin giderilmesi, şimdi eksiklikleri tanımladık, problemler var. Bu problemlerin çözümüne yönelik özgün, yaratıcı, yenilikçi öneriler sunmakta mı projemiz? Ya da nasıl sunabiliriz? Bunları düşünmeliyiz. Metodolojik, kavramsal, kuramsal hangi özgün katkılarda bulunabiliriz? Bunları düşünmemizde fayda var. Araştırmanın dayandığı hipotezleri açıkça ortaya koymalıyız. Yani bizim varsayımımız ne? Biz ne olmasını bekliyoruz? Hani tahmin demiştim ya biraz önce konuşmamın başında. Bizim bu konuyla ilgili tahminlerimiz ne? Hiçbir fikrim yok, bir yapacağım, göreceğim bakalım. Hani bir başlayayım da görelim. Mantığını pek görmek istemiyor. Sistematik olarak panelistler ne yapacağınızı, metodolojik olarak nasıl ilerleyeceğinizi, tabii ki bu yolda başka planlara, B planlarına, C planlarına geçebilirsiniz ama en azından
sizin metodolojik olarak nasıl ilerleyeceğinizden emin olmak istiyor. Dur ben bir başlayayım bakalım, olursa yaparız, göreceğiz gibi ifadeler ya da işte buraya götürecek, bu anlamı çıkaracak ifadelerden kaçınmamız gerekiyor. Hangi boşluğu dolduracağız? Var olan hangi probleme çözüm bulacağız? Mevcuda nasıl bir avantaj sağlayacağız? Eminim ki dünyanın pek çok yerinde bir sürü insan benzer konularda çalışıyor. Biz yeni ne yapacağız? Bunun cevabını. Literatürdeki çalışmalardan farklar ve üstünlükler ortaya konmuş mu? Bunlar irdeleniyor proje önerisinde. Ve şimdi ben kendi sunduğum projelerde de bazen bunu yapıyorum. Bu soruları kendim proje önerisi içerisinde kendime sorarak cevaplamaya çalışmak. Bu projenin mevcut literatürden ya da mevcuttan farkları nelerdir? Maddeleyebilirsiniz veya uzun uzun cümlelerle ifade edebilirsiniz. Bu tamamen hani her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır ya, herkesin kendine göre bir tarzı var. Ama bence şey ilgi çekici oluyor. Panelistin de kafasındaki özgün değerle ilgili soruyu sizin önceden öngörüp soruyor olmanız size avantaj sağlıyor olabilir. Çok böyle soru cevap soru 1 2 3 4 5 sıraladım soru altına cevap şeklinde değil de bu soruları yeri geldiğinde ilgili kısımlar içerisine yedirerek ilerlemek bence faydalı olacaktır gibi geliyor. Yine en çok yapılan hatalardan bir tanesi, evet, bütün bölümler birbirlerinden bağımsız değerlendiriliyor. Özellikle özgün değer ve yöntem kısımları her ne kadar bağımsız iki kısım gibi görünse de aslında birbirleriyle ilişkili. Ve sizin özgün değeriniz yöntem kısmıyla da bir şekilde desteklenmeli. Çünkü yapılabilirlikle ilgili bir soru uyandığında kafada hemen yapılamazsa özgün hiçbir çalışma ortaya çıkmayacak. Bir şekilde bununla ilişkilendiriliyor. Panellerde çoğunlukla grup uzmanları tarafından panelistler her bir bölümün kendi içerisinde değerlendirilmesi, her bir bölüme kendi içerisinde puan verilmesi konusunda uyarıyor. Ama bazen öyle şeyler oluyor ki bunlar iç içe geçmiş, her ne kadar bağımsız gibi düşünsek de. Dolayısıyla özgün değeri yeri geldiğince vurgulamalıyız. Hani ilk başta da araştırma sorusunu anlatırken anlatmıştım ya, yeni bir yöntem mi öneriyorsunuz? Yeni bir bilgi mi ortaya koyuyorsunuz? Bu seçeneklerden bir tanesini kendinizi seçerek özgün değeri de diğer bütün kısımlar içerisinde vurgulamalısınız. İşte bu yöntemi kullanacağım. Bu yöntemdeki örneğin sıcaklık değişimi literatürde ilk defa bizim tarafımızda uygulanacaktır ve bu da projenin özgün değeriyle ilişkiliyse bir şekilde, şimdi çok belki anlamlı gelmeyebilir ama sizin kendinizin kullanacağınız yöntemlere göre bunu mutlaka özgün değerle ilişkilendirerek ilerlemek fayda sağlayacaktır. Konunun önemi var şeyin içerisinde, özgün değerin içerisinde. Konu neden önem arz ediyor? Mesela öncelikli alanlarla ilgili, dünyada bu konu mesela enerjiyle ilgili çalışıyorsanız, işte ne bileyim arama motorlarına enerji problemleri veya dünyanın önümüzdeki 50 yıl içerisindeki en önemli problemleri diye girdiğinizde enerji belki de ilk onda çıkıyor. Mesela yine bunlar benim kendi cümlelerim. Proje önerisinde konunun neden önemli olduğunu vurgulamak açısından mesela arama motorlarının herhangi bir tanesine yazıyordum benim problemimi. Ve bazen bakıyorum enerji, işte dünyanın en önemli 10, önümüzdeki 50 yılın en önemli 10 problemi arasında belki ikinci sırada sanırım temiz su, sonra enerji geliyor. Bunu vurguluyorum. Bakın dünya buna yöneliyor. Eğer Avrupa Birliği'nin veya TÜBİTAK'ın veya işte Türkiye'nin BTK'lar var değil mi? Oralarda önemli bir şeyleri arasındaysa, öncelikleri arasındaysa ve biz de bu konuya yatırım yapıyoruz gibi ya da sanayi kuruluşlarının öncelikleri arasında ise bu konuda yatırımlar yapmak, sizin de konunuz bu çerçeve içerisinde ise bunu vurgulayabilirsiniz ve size avantaj sağlar. Şimdi bilimsel literatürde herkesin beklediği işte soruları ortaya koymuştuk ya, bunlara cevaplar var. Siz de bu bilimsel merakı gidermeye yönelik çalışmalar yapıyorsunuz elbette ama bu bilimsel merakı giderme dışında diğer katkılar ne olabilir? Bunları da düşünmeliyiz. Biraz önce söyledim, öncelikli alanlarla ilgili ise size önemli avantaj sağlar. Bunu ön plana çıkarabilirsiniz, oldukça ön plana çıkarabilirsiniz. Bilimsel anlamda önemli bir engelin ortadan kalkmasına mı neden olacak? Mesela çok büyük bir problem var. Diyelim ki ben yine kendi alanımla ilgili söyleyeyim size.
diyelim ki aygıtları ürettiniz. Ürettikten sonra bir sıcaklık işlemi uyguluyorsunuz ve bu sıcaklık işlemi uygulanması eğer seri üretim yapıyorsanız o seri üretimi durdurup bir sıcaklık basamağı ve sonra ilerlemenize sebep olacak. Ben mesela öyle bir şey geliştireceğim ki bu projede bu sıcaklık aşamasını ortadan kaldıracağım ve bu sistem bir uygulamaya, eğer benim çalıştığım sistem bir teknolojik uygulamaya dönüşecekse, bakın burada en önemli basamaklardan işlemi geciktirecek ya da sorun çıkaracak bir basamağı ortadan kaldırarak bu sorunu da aslında ortadan kaldırmış oluyorum. Dolayısıyla size avantaj sağlayabilir. Başka teknolojilere veya alanlara uygulanabilirliği var mıdır? Mesela burada bir şey geliştireceksiniz, bir bilgi geliştireceksiniz ama bir başka teknolojide de bu bilgi kullanılacak. Örneğin ben kendim çalışırken yine bir şeyde görmüştüm. Biz bir takım karışımlar yapıyoruz organik malzemelerden. Bu organik malzemelerin karışımları makine mühendisliğinde Peltier teknolojisi denen başka bir teknolojide de kullanılıyormuş. Bunu bilmiyordum ben. Yine arama sırasında hangi teknolojilere uygulanabilir diye baktığımda benim burada geliştireceğim bir bilgi kendi alanıma katkı sağlayabileceği gibi makine mühendisliğinde kullanılan bir başka alana da aslında katkı sağlayabilecek durumdaymış. Bunu da bir avantaj olarak mesela eklemiştim. Tabii ki bunlar tek başına ben bunu yaptım ama şimdi projem kabul edilmedi. Ben bunu söyledim ama yine de kimse bunu dikkate almadı. Bunlar hep bakın birer parametre. Bunların olması bize avantaj sağlar. Ama bunlar var diye de kabul edilecek anlamına gelmiyor. Bunların hepsinin bir sentezini ortaya koymalıyız gibi düşünebilirsiniz. Teknolojiye dönüşme potansiyeli var mı? Siz çok teorik çalışıyorsunuz, teknolojiye dönüşme potansiyeli yok. Eyvah, teknolojiye dönüşme potansiyeli yok şimdi. Ben ne yapacağım, kabul edilmezse diye. Her bir alt alanlardan biraz önce bahsettik. Her bir proje kendi alt alanındaki panellerde değerlendirildiği için zaten gelen panelistler o yapılan çalışmanın teknolojiye dönüşme potansiyeli olup olmadığını görüyor. Tabii bunlar uygulanabilir olan alanlar için değerlendirme kriterleri. Bunu da dikkate almamız gerekiyor. Ekonomik yarar sağlama potansiyeli var mı? Ya da ekonomik yarar sağlama potansiyeli ne? Bunu da biz önceden irdeleyip proje içerisinde belirtirsek bizim için avantajlı olacaktır. Bu soruların cevaplarını konunun önemi kısmında, özgün değer kısmında açıklamalıyız. Bir de ileride detaylarından çok fazla bahsedeceğim. Biz bu projeyi yazarken her bir bölümünü hiç bilmeyeni anlatıyormuş gibi anlatmalıyız. Yani konuyu hiç bilmeyen birisi aldı bunu okudu. Ne düşünecek? Bu şekilde. Bu zaten bilmiyor. Benim karşılaştığım en önemli iki problemlerden bir tanesi uluslararası yenilik basamağı olmaması, buna dikkat edilmemesi ve diğeri de sanki çok bilen birini anlatıyormuşsun. Evet, panelistler konusunda uzman kişiler ama bazen sizin oradaki bir sıcaklığı yazmamanız veya işte kaplama yöntemini, ya zaten ben döner kaplama yöntemiyle yapacağım, bu bilinen bir yöntem ya demeniz. Şimdi diyor ki o zaman döner kaplama yöntemi var ama daldırma yöntemi de var. Ben nereden bileyim diyor hangi yöntemi kullanacağını. Buraya film kaplanacaktır diyorsunuz. İnce film kaplanacaktır. İnce filmi bazen o size çok küçük bir detay gibi görünebiliyor. Ama ince filmi hangi yöntemle kaplayacağınız, kapladığınız filmin morfolojisinden, film oluşturma özelliklerinden her şeyi etkileyebilecektir. Dolayısıyla bunların detaylarını vermemiz bizim için çok önemli. Her bölümde bu detayı vermek bizim için aslında ya zaten biliniyordur gibi düşündüğümüz şeyin ayrıntısını vermek önemli hale gelmiş oluyor. Bir diğer husus da özellikle ilk defa proje önerisi sunan kişilerde buna sıklıkla rastlıyoruz. Ham bir literatür özeti. A kişisi şunu yapmış, B kişisi bunu yapmış, C kişisi şunu yapmış. Belki 130 tane referans sıralanıyor. Sonunda panelist onu görmek istemiyor. Zaten aşağı yukarı konuyla ilgili fikri oluyor ve kimin ne yaptığı konusunda aşağı yukarı bir fikri var. Bunun yerine sizin projenizle ilişkisini görmek istiyor. Literatürde A kişisi bu konuyu incelemiş. Ama benim yapacağım çalışmada buradaki olan eksikliği bu yeni tasarladığım molekül kullanılarak ortadan kaldıracağım. Veya A ile B'nin girdiği reaksiyonu optimize ederek, optimum koşullarını geliştirerek. Çünkü burada yapılan, diyelim ki A literatüründe yapılan çalışmada işte çok sıcak
sıcaklık gerektiren, çok dolayısıyla çok enerji gerektiren bir yöntem kullanılmış. Ben bunu düşük sıcaklıkla çok daha kısa sürede yapacağım. Bütün bu detayları, dolayısıyla projemin özgün değeri budur. Ya da şu kısım çalışılmıştır ama şurası eksik kalmıştır. Benim projemi özgün hale getiren budur. Özgün değeri oluşturan kriterler gerekirse net olarak rakamlarla da desteklenebilir. Örneğin daha verimli bir aygıt siz hedefliyorsanız yüzde kaç iyileştirilmesini hedeflediğinize dair net bir rakam verebilirsiniz. Bilimsel verilere dayandırılarak elbette. Şimdi yine biraz sonra bundan sıklıkla bahsedeceğim. Bazen de sırf projemiz kabul olsun diye literatürde diyelim ki maksimum çıkılan verim %20. Ben %30 verimle yapacağım. Ve eğer karşı tarafı da ikna edip projeniz kabul edilirse yine izleme sırasında siz bakın bu taahhütte bulunmuş oluyorsunuz. Geri dönüşü yok. Ya ben projem kabul edilmiş olsun öyle bir rakama çıktım ama yapamıyorum. Neden yapamıyorumun bilimsel elbette ki bazen oluyor. Taahhüt ettiğiniz başlangıçta öngördüğünüz bir şeyi sonra olmayabiliyor. Ama bunun bilimsel gerekçelerini sunmanız lazım. Ben bunu başta düşünmemiştim gibi değil de şu sebeplerden olmadı, şu sebeplerden yapamadığımı çok iyi vurgulanması gerekiyor. Genel olarak projenin özgün değeri tüm diğer proje kısımlarıyla da desteklenmeli. Yani tüm diğer kısımlarınız özgün değere atıf yapılarak detaylı olarak açıklanmalı. Bunu da en çok yine biraz sonra detaylarını konuşacağım. Risk planı yapıyorsunuz. Örneğin projeniz tamamen yeni bir yöntem, yeni bir molekül, yeni bir aygıt üzerine tanımlanmış. Bütün projenizin özgün değerini bunun üzerine kurgulamışsınız. Ama ileriki bölümlerde yöntemi tanımlarken ya da proje yönetiminde riskler ve B planları var. Öyle bir risk planı yapıyorsunuz ki ya da yönetimi yapıyorsunuz ki sonra özgün değerinizi ortadan kaldırıyorsunuz. Örneğin diyor ki ben bu molekülü sentezleyemezsem, şimdi size çok komik gelebilir ama bunlar hep karşılaştığımız durumlar, ticari olarak satın alacağım diyor. Ama sen bütün özgünlüğünü bunun üzerine kurgulamışsın. Ticari olarak satın alacağın bir şey senin projenin özgünlüğünü ortadan kaldırır. Bu sebepten dolayı da proje yetersiz puan alabiliyor. Özgün değer veya değerler maddeler halinde sıralanabilir. Ben kendim de kişisel olarak bunu çok yapıyorum. Maddeler halinde sıralarsanız siz ileride ben neyi özgün olarak belirlemişim mi de kendiniz takip etmeniz açısından da çok daha kolay olacaktır. Veya abartılı özgün değerler sunup sunmadığınızı kendiniz de yazılı olarak daha kontrol edebilecek eğer maddeler halinde sıralarsanız hem takibi daha kolay hem karşı taraf açısından hem de sizin açınızdan takibi daha kolay olacaktır. Panelistin ilgisini çekebilecek şekilde onun sorabileceği soruları yazarak bu cevapları metin içerisinde ama dediğim gibi yani günün sonunda bir gün proje yazarsanız da böyle soru cevap şekliler ama Serap Hoca anlatmıştı o demişti sorular sorabilirsiniz diye. Bu sorular 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde sıralanmak yerine bu soruları metin içerisine yedirerek cevaplamak daha anlamlı olacaktır. Tüm bölümleri biraz önce vurguladığım gibi hiç bilinmeyen birini anlatıyor gibi net, ölçülebilir, ulaşılabilir ve projenin tüm kısımlarının birbirleriyle uyumlu olacak şekilde detaylı açıklanmalıdır. Çünkü panelistler sadece yazılanı değerlendiriyorlar. Bunlara sıklıkla karşılaşıyoruz. Bazen proje yazılıyor, değerlendirme sonuçları açıklanıyor ve yürütücüler projelerin sonuçlarına itiraz ediyorlar. Ve itiraz dilekçelerini incelediğinizde bakıyorsunuz diyor ki işte ben şu sıcaklığa kadar yapacaktım ama sıcaklık yazılmamıştır diyor. Çünkü siz yazmamışsınız oraya, bunu öngöremez. Ya da işte ne bileyim itiraz dilekçesinde bir ön çalışma sunmuş oluyor. Bu değerlendirmeye alınmıyor çünkü sizin sadece proje içerisinde yazdıklarınız değerlendiriyor. Ve panelistler her seferinde çıkarım yapmayın, sadece yazılanı değerlendirin konusunda grup uzmanları tarafından uyarılıyorlar. Dolayısıyla sadece yazdıklarınız değerlendirilecek. Detaylı anlatmalıyız, hiç bilmeyene anlatıyor gibi anlatmalıyız ama karşı tarafı da ayrıntılarla çok boğmakta. Hep bir denge. Burada bahsettiğim şeyler içerisinde hep bir denge söz konusu. Ben projemden bunun önemiyle ilgili, tabii ki herkesin farklı çalışma alanı var ama böyle bir kabul edilen projeydi bu. Onun için böyle bir konunun önemini, bu biraz daha uzundu. Ben sadece bir slayta sığdırabileceğim bir şekilde bir paragrafını alıp sadece örnek olarak sundum. Biraz daha uzundu. Buraya sığdırabileceğim şekilde.
Mesela akseptör tipli yeni bir molekülün sentezi ve bunun aygıtlara uygulanması ile ilgili bir proje önerisi sunmuştum. Ve bu moleküllerin sentezinin neden önemli olduğunu bu paragraf içerisinde vurgulamaya yönelik ilerlemiş oldum. Bu şekilde bu sunumlar sanırım daha sonra paylaşılacak, emin değilim ama ben buradan direkt okuyup vakit kaybetmek yerine belki siz arada durup... Evet hocam, gelen bilgide sunumlarımızın YouTube hesabımızdan paylaşılacağı söylendi. Chat'e yazdım ben. Tamam. Dolayısıyla bunları paylaşıldığında durdurup izleyebilirsiniz de. O yüzden okuyarak vakit kaybetmeyeyim ama konunun avantajlarını, dezavantajlarını ve sizin neden bu konuyu çalıştığınızı ön plana çıkaran ifadeler kullanmanız avantaj sağlayacaktır. Literatür bilgileri projenin tüm kısımlarına atıf yapılarak yorumlanmalıdır. Ve referanslar RDEP kaynakçada belirtilen şekilde verilmelidir. Çünkü bazen de şeylerde lütfen onlara dikkat edin. Bütün bunlar RDEP PBS proje başvuru sistemine girdiğiniz andan itibaren bütün ek dosyalar, ek dosyalar kısmına tıkladığınızda ben de oradan indirdim. Biraz önce paylaştığım o ana başlıktaki ifadeleri. Oradan kolaylıkla erişebilirsiniz. Ve oradaki formata uygun olarak, bilmiyorum şimdi şu anda yanlış bir şey söylemeyeyim, eskiden referanslara da dikkat edilmesine kontrol ediliyordu. Şu anda onunla ilgili bir bilgim olmadığı için yanlış yönlendirme yapmak istemem. Ama o kurallara da dikkat etmemiz gerekiyor. Konu ile ilgili olan tüm çalışmalar detaylı bir şekilde verilebilir, verilmelidir. Proje çalışmasının bir kısmını içeriyor olsa bile bu çalışmalar gizlenmemeli. Çünkü yaşıyoruz mesela... Panelist gelmeden önce elbette ki şu da var. Siz projeyi diyelim ki Mart ayında sundunuz. Bu projenin değerlendirilmesi Mayıs ayını buldu. Bu çalışmada diyelim ki Nisan ayında yapıldı. Sizden hemen sonra bir tane sundu. Elbette ki ondan sorumlu değilsiniz. Ben onu kastetmiyorum. Yani siz projeyi sundunuz Mart ayında. Nisan ayında da gitti birisi yaptı. Bu panelde Mayıs ayında gerçekleştiriliyor. Orada zaten böyle bir beklenti olmadığını herkes biliyor. Bunun sizin projeyi sunduktan sonra çıkan bir yayın olduğunun herkes farkında oluyor. Olmasa da grup uzmanları tarafından gerekli uyarılar bu konuda yapılıyor. Ne zaman yapılmış bu çalışma diye. Ama siz varsayalım ki sizden bir yıl önce bu çalışma yapılmış ve siz bunun farkındasınız. Lütfen bunu proje önerisinde paylaşmaktan çekinmeyin. Özgün değer yapılabilirliği sorgulatmayacak şekilde kurgulanmalı ve net olarak ortaya konulmalı dedik. Yani biraz komik oluyor ama belki demin verdiğim örnek gibi de uzaya merdiven yapacağım. Çok özgün bir fikir, çok harika, çok çok değişik, harika bir molekül sentezleyeceğim. Stromoleküler kimya kullanarak inanılmaz bir molekül sentezleyeceğim ama yapılabilirliğini sorgulatmamalıyız. Yani nasıl yapacağımızı yapabilirsiniz de, belki yapacaksınız, belki gerçekten çok sıra dışı görünen bir şeyi siz başaracaksınız. Bunu nasıl başaracağınızı, başlangıçta imkansız gibi görünen, diyelim ki benim söylediğim şey hiç beklemediğimiz bir şey. Ama belki siz harika bir fikriniz var, süper yapacaksınız bunu. Bunu karşı tarafa nasıl yapacağınızı ikna edip özgün değerinizle besleyerek her bir bölümü ilişkilendirerek ilerlemelisiniz. Özgün değerin değer kısmının bir alt başlığı da 1.2 amaç ve hedefler. Proje önerisinin amacı ve hedeflerinin ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılması deniyor. İşte bu ilk cümleyi aynen aldım. Şimdi bazen öyle, yani sırf proje kabul olsun diye öyle amaç ve hedefler konuluyor ki proje süresi 2 yıl, bakıyorsunuz yani konuyla ilgili hiçbir fikriniz olmasa bile bu kadar çok işin 2 yıl içerisinde yapılamayacağını siz bile görüyorsunuz. Dolayısıyla sırf sonuçta hani projen kabul olsun, hep bunu aklımızda tutmalıyız. Bu proje kabul olursa, ki bazen yani gerçekten oluyor, sunuyorsunuz ve projeniz hemen kabul oluyor. Ben burada yazdıklarımdan sorumluyum ve bunları gerçekleştirmem benden bekleniyor. Eğer gerçekleştiremeyeceksem de o gerçekleştirememenin bilimsel nedenleri sorgulanıyor. Dolayısıyla hedeflerimi, amaçlarımı buna göre belirlemeliyim demeyi bilmeliyiz. Amaç ve hedefleri araştırma sorusu ve varsa eğer hipotezimizle ilişkilendirmek bize avantaj sağlayabilir. Amaç ve hedefler hep birbirine karıştırılıyor genellikle. Amaç daha genel. Örneğin benim amacım organik güneş pillerinin veriminin iyileştirilmesi. Organik güneş pillerinde kullanılmak üzere yeni akseptör tipli malzemelerin üretilmesi. Ama hedef
daha somut ve çıktı odaklı. Örneğin organik güneş pilerinin verimini %13 veya üzerine çıkarmak. Hedefler bir anlamda başarı ölçütlerinizi de etkileyecek sizin. Dolayısıyla bağlayıcı, o yüzden dikkatli yazmalıyız. Örneğin sadece verim odaklı da olmayabilirsiniz. Yaşam ömrünü iyileştirmek isteyebilirsiniz herhangi bir aygıtın. İşte şu kadar saatlik belli, mutlaka spesifik olarak kaç saat, yüzde kaç verim, bu rakamları somut olarak vermeniz bekleniyor hedef için. Net, somut ve ölçülebilir olmalı. Özgün değerinin, projenin özgün değerinin yerine getirilmesine olanak sağlayacak şekilde kurgulanmalı. Mevcut literatürü geçmeye yönelik olmalı ama mevcut literatürdeki verim değerleri %5 ve siz %1'lik bir hedef koymuşsanız eğer, o zaman şu sorgulanıyor. Ya zaten literatürde %5 bulunmuş, siz %1'le, eğer sizin bu %1'lik hedefiniz, bazen o da olabilir. Şimdi ben burada bir takım şeyler veriyorum ama öyle spesifik durumlar oluyor ki mesela o %1'lik hedef o kadar özgün ve o kadar ön plana çıkarılması gereken bir durum oluyor ki bazen orada elde etmiş olduğunuz %1'lik değer bile %5'ten çok daha anlamlı hale geliyor. Enerji açısından, zaman açısından, para açısından öyle bir kolaylık ve öyle bir rahatlık getiriyorsunuz ki siz bazen bu %1 bile çok anlamlı olabiliyor. Eğer öyle bir durumunuz varsa da bunun neden böyle olduğunu ön plana çıkarmalısınız. Yani kişi ya da panelist bu şeyi okuduğunda ya zaten literatürde bu çok üstüne çıkılmış, neden %1 ile kalıyor ki sorusunun cevabını alabilmeli oradan. %1'in avantajının farkında olmalı. Eğer öyle bir avantajınız yoksa da böyle düşük verimler koymamalısınız. Literatürün çok gerisinde hedefler koymamalısınız. Şimdi mevcut literatürde ilgili malzemenin raf ömrü 20 yılsa siz 1 yıl gibi bir hedef de koymamalısınız. Ama bazen o 1 yıl o yeni teknoloji için o kadar değerlidir ki kimileri yapmıştır bunu saatler içerisinde o aygıtınız ölüyordur. Siz 1 yıl gibi bir sürece çıkmışsınızdır. Çünkü bütün bunlar yeni teknolojiler hep bir gelişim içerir. Hep bir süreçtir onların gelişmesi. Bu sürece katkı sunuyorsunuzdur. Bu katkıyı mutlaka belirtmeniz ve ön plana çıkartmanız size avantaj sağlayacaktır. Yine hep söylediğimiz gibi hedeflerin proje süresince ulaşılabilir ve gerçekleştirilebilir olması gerekiyor. Bu proje yeter ki çıksın, hedeflerimi çok yüksek bir sürü hedef koyayım ben diye belirlemek, proje kabul edildiği takdirde raporlama sırasında iş zaman çizelgesinde aksaklıklara sebep olabileceğinden sorun teşkil edecektir. Çünkü projenizi izlerken de bu bir proje yazma eğitimi olduğu için o tarafın detaylarına çok giremiyorum ama izlerken de bir takım sıkıntılar çıkabilir. O yüzden lütfen bunları baştan öngörelim, dikkat edelim ki sonra problemler yaşamayalım. Çünkü çok seviniyoruz projemiz kabul oldu diye. İzlenirken yaşanacak sıkıntılar da Allah nereden kabul oldu, olmasaydı daha mı iyiydi gibi bizi bir noktaya götürmesin. Şimdi özgün değerin çok iyi şeklinde değerlendirildiği noktalar neler? Biraz da onları konuşalım isterseniz. Şimdi projeyi okudum, ben bir panelistim. Kafamdaki sorular şunlar. Proje konusunun mevcut bilim ve teknolojideki yeri açıkça ortaya konulmuş ve gerekli literatür taramasıyla desteklenmiş mi? Bu size olumlu bir şey sağlıyor. Hipotezler araştırma konusunu incelemek için iyi düşünülmüş, alternatifler göz önüne alınmış mı? Biraz sonra yine detaylı olarak konuşacağım. Sizin bir hipoteziniz var, bunu gerçi bir tahmininiz var. Bunu yapacaksınız, yönteminizi de belirlemişsiniz. İşte bu yöntemleri belirlediniz, bir takım hiç riskler olmayacak mı? Yani bunu dört dörtlük yapacak mısınız? Tamamen cihaz arızaları üzerinden. Yani cihaz arızalanırsa şunu yapacağım, cihaz arızalanırsa bunu yapacağım şeklinde kurgulanmış. Başka alternatif hiç düşünülmemiş. Bu size bir eksi puan getiriyor. Alternatifleri de göz önünde bulundurmak durumundayız. Yeni bir fikir, teknoloji, bilimsel yöntem, kavramsal, kuramsal çerçeve gerçekleştirilmesine yönelik mi? Bunu eğer yeterince proje önerinizde vurguladıysanız ve bakın şu alanda yeni bir teknoloji geliştirilmesi, şu alanda bunların hepsi, şimdi bunları buraya bırakıyoruz, nasıl olsa izleyeceksiniz daha sonra. Belki bu anahtar kelimeymiş gibi bunları şeyin içerisinde kullanabilirsiniz. Bu açıdan proje konusu mevcut bilimde şu 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 yenilikleri ortaya koymayı hedeflemektedir gibi ya da amaçlamaktadır gibi. Bu şekilde bunları proje önerisi içerisine yedirerek benim ilk yazdığım proje önerisinde aynen böyle yapmıştım.
Formlarda eskiden bu değerlendirme kriterleri daha ön plandaydı. Ve ben bunları ön plana çıkararak proje içerisinde yeterince vurgulayarak ilerlemiştim. Öneri mevcut ve bilim ve teknolojideki halen kullanılmakta olan deneysel yöntemlerdeki, tabii teorik yöntemlerde olabilir burada, İlla çalışmanız deneysel olmak zorunda değil, eksiklik ve hataları doğru olarak ortaya koymaktadır. Koymakta mıdır, koymamakta mıdır? Bunu sorguluyor aslında panelist. WOS ve Scopus da kayıtlı dergilerde veya kitaplarda veya işte uluslararası konferanslarda yayınlanabilme potansiyeli vardır. Eğer yeni bir bilgi ise, bir yenilik katıyorsanız elbette ki bunun yayınlanabilme potansiyeli vardır. Bunu da ön plana çıkarabilirsiniz. Patent alma potansiyeli bulunmaktadır. Bakın bunlar başlı başına, patent alma potansiyeli yok, eksi puan verelim gibi bir şey söz konusu değil. Sadece bu varsa daha farklı bakılması, daha avantajlı bu projenin ön plana çıkmasını sağlayacaktır. O yüzden bunlar olmazsa olmaz. Yani her zaman da işte teorik bir çalışma yapıyorsunuz. Bunun elbette ki patent alma potansiyeli bulunmayabilir. Ama bu bulunmaması demek sizin özgün değerden olumsuz puan alacağınız anlamına gelmiyor. Eğer varsa bunu vurgulamanız projenizi ön plana çıkaracaktır. Peki iyi değil, yetersiz kısmında neler bizim özgün değerimizi iyi değil veya yetersiz olarak değerlendirilmesine sebep oluyor? Yöntem, kuram, bilgi olarak kayda değer bir yenilik getirmiyorsa, özellikle uluslararası düzeyde özgünlük ortaya koymuyorsa, bu ben kendi üniversitemde de, dışarıdaki başka ortamlarda da çoğu zaman proje yazma eğitimleri veriyorum ve en sık karşılaştığım sorulardan bir tanesi, özellikle ilk defa proje önerisi sunacak arkadaşların hep sorularından bir tanesi şu oluyor. Yani bu yöntem yurt dışında kullanılmış, uluslararası literatürde var ama ben Türkiye'de ilk defa uygulayacağım. Bu değil. Aranan, beklenen bu değil. Uluslararası düzeyde özgünlük bekleniyor. Eğer bunu vurgulayamıyorsanız dolayısıyla yetersiz ya da yüksek olmayan bir puanla projenizin elenmesine sebep oluyor. Literatür yeterince detaylandırılmamış veya literatürle ilişkisi veya çok uzun bir literatür yazdınız aslında ama sizin projenizle ilişkilendiremediniz. Dediniz ki A kişisi şunu yapmış, B kişisi bunu yapmış, C kişisi şunu yapmış. Evet, sizinkiyle ilişkisine, siz ne yapacaksınız yeni olarak? Bu ortaya konmamış. Dolayısıyla ya da bazen şu da oluyor. Literatür özeti aşağıdaki gibidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıralanmış. Bu da istenen bir şey değil. Sırf özgün olması için o kadar çok iş vaat edilmiş ve yöntemlerle desteklenmemiş ki hedeflenen özgünlüğün proje süresince tamamlanması mümkün değil. Dediğim gibi hani uzaya gitmek için bir araç geliştirmek istiyorsunuz, öyle diyelim daha şey. Yapabilir mi? Yapılabilir. Ama veya o yapılan araçta yazılım açısından çok süper bir yazılım geliştirecek, bir kod geliştireceksiniz, bir şey yapacaksınız ya da çok özgün bir şeyiniz olacak. Ama o kadar çok şey vaat etmişsiniz ki yöntemler içerisinde bunları desteklememişsiniz. Yöntemler içerisinde mesela şu özgünlük diyorsunuz ama içeride hiçbir şey yok bununla ilgili. Detaylandırılmamış. Örneğin bir malzemenin sentezine özgünlük olarak veriyorsunuz ama içeride sentez yeterince detaylandırılmamış, anlatılmamış. Bununla ilgili de sıkıntılar yaşanabiliyor. Diğer hakemli veya endeksli kayıtlı dergilerde yayınlanabilme, konferanslarda sunulabilme potansiyeli zayıf. Mesela size bahsettiğim Oya duyarlı güneş pilleri. Literatürde çok sıklıkla çalışılmış bir konu. Siz eğer gerçekten çok özgün bir şey yapmayacaksanız, bunu iyi vurgulayamamışsanız içeride, yayın olarak gönderdiğinizde bile size dergiden, ya bu zaten yapılmış, derginin hakemi bile böyle bir şeyle geri dönebiliyor. Bu zaten yapılmış, burada neyi yapmak istiyorsunuz? Sorgulanıyor. Dolayısıyla projelerde daha çok sorgulanıyor. Araştırmanın bütünsel, bilimsel tutarlılığı, bütünlüğü ve anlamı açıkça ortaya konulmamış. Bu da özellikle bu nerede yaşanıyor? Birkaç grup ortaklaşarak bir iş yapmaya çalışıyorsa ve her bir grup kendi kısmını yazıyorsa bazen o şeylerdeki kopukluklar da bu bilimsel tutarlılığı sorgulatır hale getiriyor. Dolayısıyla belki grupların tekrar tekrar projeyi baştan sona birlikte okumaları, o eksiklikleri, o aradaki kopuklukları fark etmeleri ve bilimsel tutarlılığa katkı sunması açısından önemli hale gelebilir. Araştırmada net bir bilimsel teknolojik soru ortaya atılmamış.
Yani neyi yapmak istediğiniz, hangi problemi çözmeye, bu da yine çok sıklıkla karşılaşılan. Şunu şunu yapacağız, bunu yapacağız ama bu yapacağınız iş hangi probleme çözüm olacak? Net olarak ifade edilmemiş. İnceleme, veri toplama, durum saptama ve rutin çalışma niteliğindeyse eğer. Yani ben gideceğim işte sabahtan akşama kadar ya da ne bileyim işte bir iş paketi içerisinde sadece bir aygıt üreteceğim. Ve bunların sonuçlarını, akım gelim karakteristiklerini kaydedeceğim. Beklenen bu değil. Sizin özgün değerinize katkı sunacak ne gibi çalışmalar yapacaksınız? Bunu görmek istiyorlar. Ve yine hep vurguladığım gibi literatür taraması yapılmamış veya eksik yapılmış veya ham liste mahiyetinde araştırmanın temel konusunun amacının önemine işaret edilmemiş bunların size puan kaybettirdiğini belirtmek isterim. Gerekçede belirtilen yayın kaynaklarda benzeri çalışmaların sonuçları var. Sizin bu probleme karşı ne gibi katkı ilerleme sağlayacağınız belirsizse veya dediğim gibi birçok çalışma panelist de literatür taraması yapıyor ve o da farklı yayınlar buluyor. Tabii ki elbette ki arada kaçırdığımız bir tane yayını kaçırmışız. Bundan dolayı değil, kastettiğim yine bu değil. Vurgulamak isterim. Bir tane yayını kaçırmamız ama konu ile ilgili temel şeyleri çoğunlukla kaçırdıysanız ve onlar da yapılmışsa zaten yani sizin vaat ettiğiniz şey zaten yapılmışsa yine bir takım sıkıntılar oluşabilir. Yöntem kısmına geçecek olursak, özgün değerle ilgili en dikkat etmemiz gereken hususlar bunlar. Yöntem kısmında projede yine bunu proje önerisinin kendisinden kesip yapıştırdım. Proje başvuru formunun. Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri ilgili literatüre atıf yapılarak detaylı olarak açıklamanız bekleniyor aslında. Amaçlara ve hedeflere ulaşabilecek şekilde tasarlanmalı ve özgünlüğü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Şimdi B planları ve risk yönetimi de yöntemin içerisinde olduğu için ya birazcık yöntemin içerisinde vurgulanması yönetime de bazen aktarılabiliyor. Vurgulanması gerektiği için bahsettiğiniz her bir yöntemin sizin özgün değerinizi ortadan kaldırmayacak. Örneğin yeni bir yöntem geliştirmek üzerine projenizi kurguladıysanız ve bu yöntem zaten literatürde varsa bunu yöntem kısmına yazmanız aslında bir anlamda özgün değerinizi de dezavantaj haline getirmiş oluyor. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Tüm detaylar burada bir kez daha vurguluyorum. Konuyu hiç bilmeyene anlatıyor gibi detaylı açıklanmalı. Belki sizin çok önemsemediğiniz, biraz önce kaplama yöntemi, kaplama hızı, sıcaklığı, ortamdaki nem, bütün bu hedefleriniz de ortaya konulmalı ve verilmeli. Çünkü bazen bu ufak detay diyorum ya, panelist de bir başka yayın buluyor ve o sizin neredeyse proje konunuzla çok yakından ilişkili. Ama diyelim ki onun kaplama yöntemi farklı. Sizin kaplama yönteminiz çok daha avantaj sağlayacak ama siz yazmadığınız için bunu proje önerisi içerisinde. Diyor ki yani bakın daha özelini yapmış. Dolayısıyla bu da bir dezavantaj haline gelebiliyor. Projede uygulanacak yöntemler ve araştırma teknikleri ilgili literatüre atıf yapılarak ne ölçüde belirgin ve doğru açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygun, bu da sorgulanıyor. Projede önerilen yöntemlerle ilerleme kaydedilememesi durumunda uygulanacak alternatif yöntemler yani B planlarınız projede öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne ölçüde uygun, bunu da irdelememiz gerekiyor. Dediğim gibi elbette ki şimdi bu en zor, ben de işin araştırmacı boyutundan baktığımda, yürütücü olarak baktığımda en zor şey hiç başlamadığınız bir işte. Çünkü yepyeni bir şey öneriyorsunuz, özgün, bilmiyorsunuz. Ama şu ön sesiniz, hani bu koku alma işin, öyle diyelim biraz kaba bir tabir olacak ama işin bu koku alma boyutunda bir duyarlılığınızın olması bekleniyor. Dolayısıyla böyle bir aksaklık olduğunda nereye gideceksiniz? Hangi yönteme gideceksiniz? Ben bir aygıt çalışıyorum. Biliyorum ki o aygıtta kullanılan malzemeler oksijen ve neme hassas. Bu oksijen ve neme hassasiyet de bana ileride problem yaratabilir. Dolayısıyla bunun için B planım ne? Gerçekten böyle bir hassasiyet gösterir de aygıtımın verimi düşük çıkarsa ne yapacağımı çok iyi vurgulamalıyım ve belirtmeliyim. Sadece
cihaz arızalarına, bu en sık karşılaştığımız şeylerden bir tanesi. Sadece cihaz arızalanırsa ne yapacağınızı kurguladığınız B planları ve risk yönetimi çok da uygun bulunmuyor. Araştırmanın tasarımı yaklaşımlarıyla uyumlu olarak incelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalıdır. Yani bu parametreleri iyice belirlemeliyiz başlangıçta. Amaç ve kapsamla uyumlu olması da gereken bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyal net bir biçimde tanımlanmalı. Bazen kaygılarımız var. Biraz sonraki slaytlarda belirteceğim. Ya şimdi ben her şeyi tam yazarsam projemde özgün, hiç yapılmamış. Acaba fikrim çalınır mı? Ya da işte acaba benim fikrimi bir başkası alır kullanır mı? Bakın günümüzde her şey açık erişim altında. Elbette ki kötü niyetli yaklaşımlar olabilir. Ama bunlar bizim şeylerimiz, bizim ne derler bu fikirlerimiz. İnanın ki eskiye göre çok çok daha fazla koruma altında ve bu detayları paylaşmaktan çekinmemeliyiz diye düşünüyorum. Kendim de inanın benzer şeyleri yazıyorum. Yani yepyeni bir şey varsa bunları spesifik olarak belirtiyorum. Yapılacak ölçümler, kurulacak ilişkiler ayrıntılı bir biçimde verilmelidir. Peki değerlendirirken nasıl değerlendiriliyor? Yaklaşım tasarımı ve seçilen yöntemler amaçlara ulaşmaya uygun mu? Bu değerlendiriliyor. Yöntemler belirgin ve doğru olarak açıklanıyor mu? Yani çok büyük bir prosedür varsa bunu vermeniz gerekli değil ama ilgili literatüre atıf yaparak, çünkü bazen söylediğim bir cümle belli bir alana çok da uygulanmayabiliyor. O yüzden bunu genel geçer kurallarmış gibi de düşünmememiz lazım. Sadece biz buradan kendi payımıza ne çıkarabiliriz? Kendi yazacağımız, kendi konumuza nasıl uygulayabiliriz? Belki onu düşünmemiz gerekiyor. Kendi alanımızla ilgili ya da kendi şeyimizde uygulanabilir değildir. O zaman geçiyoruz. Seçilen yöntemler hipotezleri test etmek için gerekli değişkenleri içermektedir. Gerekli parametreleri siz aldınız mı? Örneğin sıcaklık değiştiğinde ne olacağını, eğer hipotezinizin içerisinde sıcaklığın sizin sisteminize etkisini incelemek istiyorsanız, sıcaklık değiştiğinde sonuçların nasıl değişeceğini biliyor musunuz ya da öngördünüz mü, bunu görmek istiyorlar. Hipotezle ilgili ön çalışmalar yapılmış ve sonuçlar alınmış mı? Tabii ki bu yine şart değil. Ön çalışma yapmak zorunda değilsiniz. Ama yaparsanız veya bir öngörünüz varsa bu size avantaj sağlayabilir. Çünkü bazen de bir ön çalışma yapmak için malzemelere ihtiyacınız var ve bu malzemeler ancak siz maddi bir destek alabilirseniz olabilir. Dolayısıyla buna gerek yapamayabilirsiniz. Yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız, yapabiliyorsanız size avantaj sağlayabilir. En azından bakın ben bunu ön çalışmalar yaptım, fikrime gidecek yol açık gibi düşünebilirsiniz. Seçilen yöntemlerle ilerleme kaydedilememesi durumunda çare olabilecek alternatifler B planları düşünülmüş mü? Dediğim gibi sadece cihaz arızaları üzerine kurgulanmış B planlarını istemiyor panelistler. Bunu görmek istemiyorlar. Başka neler olabilir? Bu yolda giderken haklısınız, bunu düşünmek gerçekten baştan öngörmek çok zor. Benim de kendim kişisel olarak proje yazarken en çok zorlandığım şeylerden bir tanesi bu. Ama eğer literatüre hakimseniz ve literatürdeki farklı çalışmaları incelediyseniz oradaki çıkan aksiliklerin sizde çıkarsa ne olacağını düşünmeniz belki kolaylık sağlayabilir. Mesela her yayının sonunda başarıyla uluslararası bir yayın literatürü inceliyorsunuz diyelim ki. Her yayında yapılan işler var olana göre iyi çıkmıyor. Bazen bu yöntemden giderseniz, bu yoldan giderseniz hiçbir sonuca varamazsınız da bir yayın olabiliyor. En azından o hiçbir sonuca gidemeyeceğiniz bu yöntemleri kullanırsanız, dediğinizdeki şeyler, parametreleri biliyorsanız ya da farkındaysanız, bakın literatürde bu yapılmış, olmamış, bende de böyle bir şey çıkabilir. Dolayısıyla ben onun için şöyle bir alternatif düşünüyorum demek, hem literatüre hakim olduğunuz hem de konuya hakim olduğunuz fikrini uyandıracaktır. Yöntemler peki iyi değil, yetersiz. Nerede yetersiz kalıyoruz? Ne yaparsak yetersiz oluyoruz ya da ne yapmazsak yetersiz oluyoruz? Yöntemler hedeflere, hipotezlere ulaşmaya uygun değilse, deneylerin hipotezlerle ilişkisi açıkça ortaya konulmamışsa, yani benim bir hipotezim var. Ben diyorum ki şu malzemeyi kullanırsam aygıtımın verimi %3'den %10'a çıkar. Nereden biliyorum?
Bunu herkes tahmin edebilir. Herkes kendi işinin sonucunda iyi bir şeyler bulmayı hedefler elbette ki. Dur ben verimi düşüreceğim diye bir hedefle kimse çıkmaz. Peki ben bu hedefi arttırırken ya da bu hedefi koyarken neyi düşünerek koydum? Neden %10'a çıkmasını bekliyorum? Çünkü mesela benim kullanacağım malzemenin soğurma spektrumu, güneş emisyon spektrumuyla uyumlu. Ben gelen fotonun hepsini değerlendireceğim. Veya ne bileyim işte bir takım işte soğurma spektrumları koyabilirsiniz malzemenizin. İlla ön çalışma koymak zorunda da değilsiniz ama belki teorik bir takım hesaplamalarınız vardır. Bunları ekleyebilirsiniz. Veya literatürde bunun bir kısmı çalışılmıştır. Siz işte bir sülfür grubu eklerseniz soğurma şu aralıktadır. Azot grubu eklerseniz soğurma buraya çıkacağı literatürde vardır. Sizin de bu azot grubu eklemenizin avantajlı olacağını bu şekilde vurgulayabilirsiniz. Yöntemler alışılmış bir bilimsel içerikte anlatılmadığından açıkça anlaşılmamaktadır. Bu sıklıkla karşılaştığımız durumlar olabiliyor. Özellikle eğer bir hoca bu proje yazımını öğrencisine bırakıyorsa veya işte ne bileyim farklı gruplar diyelim ki yazdılar, hızlı hızlı yazılıyor. Bakın şimdi ben de fark ettim sunumum sırasında harf hataları var. Ama bu harf hataları ufak tefek harf eksikliklerini gördüm. Ama bu harf hataları bütünün bozulmasında çok şey yapmıyor. Ama şimdi bunu bir proje haline getirirken bazen bölümler arasındaki kopukluklar, bir yerde sanki başka bir şeyden bahsediyor, sonra bambaşka bir sonraki paragrafa geçiyor, bambaşka bir şeyden bahsediyormuş fikri uyandırmak gibi. O yüzden bazen de şey oluyor, biz artık o kadar çok yaza yaza okuyoruz ki, yani yazarken de defalarca okuyoruz. Bir bölümü yazıyoruz, tekrar okuyoruz. İkinci bölüme geçiyoruz, yine en baştan okuyoruz. Üçüncü bölüme geçiyoruz. Ve artık algılarımız sürekli aynı şeyleri okuduğunda değişikliklere kapalı hale geliyor ve sanki yazdıklarımız normalmiş gibi geliyor. O zaman belki yine aynı grup içerisinde, aynı proje içerisinde yer alan araştırmacılardan bir başkasına da okutmak bazen avantaj sağlayabiliyor. Burada kastettiğim sadece şekilsel cümle düşüklüklerinden bahsetmiyorum. Ama bazen bilimsel anlamda da o cümle düşüklüğü o kadar başka bir ifadeye gidiyor ki sizin hiç bahsetmek istemediğiniz ya da yapmak istemediğiniz bir anlam çıkarıyor. Artık o kadar işin içerisindesiniz ki, işin içerisinde kalmışsınız ki bir önceki paragraf, bir sonraki paragrafla hiçbir bağlantısı yok, hiçbir alakası yok, hiçbir yöntemin birbiriyle alakası yok. En azından bunu bir başka okuyan daha tarafsız bakabilir. Yine proje ekibi içerisinde yer alan tabii şeyleri ne derler, hani bu yepyeni bir fikrin dışarıya da sızmaması anlamında proje ekibinde yer alan birisine okutmanız, değerlendirmesi, sunmanız, hani bir gözden geçirmesi sizin için avantajlı olabilecektir diye düşünüyorum. Önerilen tasarım ve yöntemlerden çok daha kapsamlı çalışma gereklidir. Siz yöntemleri belirlediniz ama sizin vaat ettiğiniz işlerin bu kadar az, yani bu kadar az tasarımla ya da yöntemle işin içerisinden çıkmanız mümkün değil. Bu da size olumsuz puan olarak geri dönüyor. Olası problemler ve kısıtlamalar dikkate alınmamış. Burada biraz önce de bahsettiğim gibi sadece cihaz arızalarına dayalı riskler dikkate alınmıyor. İstatistiksel analiz ihtiyaçları yeterince hesaba katılmamıştır. Bu biraz da teorik çalışanlar için uygulanabilecek şeyler. Ama dediğim gibi bunlar bir arada, bunların hepsi size uygulanmak zorunda değil. Size ne kısmının uygulanabileceğini ve neredeki eksiklikleri kapatabileceğinizi düşünerek ilerlemekte fayda var. Proje yönetimi ilk şeyi 3-1-3-1-1 diye ilerliyor. Yönetim düzeni, iş paketleri, görev dağılımı ve süreleri. Bu şekilde de bir iş zaman çizelgemiz var. Sanırım ben biraz ilerleyen aşamalarda var. İş zaman çizelgesinin doldurulması, iş paketi numarası, iş paketlerinin adı, proje başarısındaki önemi ve kimler tarafından gerçekleştirileceğinin bilinmesi gerekiyor. Çünkü burada hem ekibi, hem yapılacak işleri, hem bütün projenin yönetimini, süreyi, her şeyi değerlendiriyor panelistler. Dolayısıyla bunları tek tek irdelememiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken hususlar neler? Onlardan konuşalım şimdi. Projede yer alacak başlıca iş paketlerini, her bir iş paketinin kimler tarafından ne kadarlık bir zaman diliminde gerçekleştireceği hakkındaki bilgiler iş zaman çizelgesi doldurularak verilmesi gerekiyor. En sık karşılaştığımız şeylerden bir tanesi literatür taraması, gelişme ve sonuç raporlarını hazırlama aşaması gibi
ya da işte yayın yazma gibi iş paketleri tanımlanmıştır. Ya da satın almalar. Satın alma, evet, cihaz satın alma falan gibi. Şimdi zamanında ilk başladığım zamanlar ben de aynı hataları yaptım. Ama sonra bu bilgiler artık gün yüzüne çıkıp biraz daha bu eğitimler geliştirildi. İşte nelere dikkat etmesi, edilmesi gerekildiği hususları, beklentiler ortaya çıktığı için artık net bir beklenen var. Siz de bu beklenene uygun veriler sağlamalısınız. Dolayısıyla bunlar için bir şey yazarsanız, yani buna yine de ben bana ne iş paketi ayıracağım diyorsanız buradan puan kaybedeceksiniz. Çünkü literatür taramasını zaten önceden yapmış olmanız, konuya hakim olmanız, literatürdeki eksiklikleri biliyor olmanız bekleniyor. Bunu ayrıca bir iş paketi olarak tanımlayıp, hele de bazen şu oluyor. Proje başlıyor, 24 aylık bir proje, ilk 6 ay literatür taramasına ayrılmış. 6 ay gitti, 6 ay sonra rapor verdiğimizi varsayalım. Artık sanırım proje türlerine göre biraz sonra hangi aylarda rapor verildiğini de konuşacağız. Artık genellikle ilk 6 ayda raporlanmıyor ama varsayalım ki bir raporlama yapmanız bekleniyor. O zaman rapor olarak ne sunacaksınız? İlk 6 ayda ben sadece literatür taraması yaptım gibi bir şey anlamlı olmayacaktır. Bazen de sırf iş paketi, yani olabilir sizin projeniz sadece 2 tane iş paketinden oluşabilir. İş paketi sayısı fazla olsun diye gereksiz iş paketleri ekleniyor. Bu da aynı işin aslında eş zamanlı olarak yürütülebilecek iş paketlerinin birden fazla iş paketine sebep oluyor. Bakıyorsunuz iki iş paketi de beraber yürüyor zaten. Aynı. Neden o zaman bu işler birleştirilmiyor tek bir paket halinde? Bu da sorgulanabiliyor. Her bir iş paketinde görev alacak personelin niteliği, yürütücü, araştırmacı, danışman, bursiyer, yardımcı personel. Yani siz proje içerisindeki kişileri nasıl kullandınız? Bursiyerlerde isim vermek zorunda değilsiniz ya da tanımlamak zorunda değilsiniz. Niteliğini belirtirsiniz. Yüksek lisans, doktora bursiyeri. Şurada görev alması bekleniyor. Şu iş paketinde görev alması bekleniyor gibi. Varsa yardımcı personeliniz, danışmanınız varsa hangi iş paketinde o danışmandan yardım bekliyorsunuz? Araştırmacılarınız hangi iş paketlerinde olacak? Çünkü bunların da biraz sonra tabloyu göstereceğim bir kolon var ve o kolonda belirtmek zorundasınız her birinin üzerindeki iş yükünü. Ve bu da yine bizim panel ortak raporları yazılırken en sıklıkla karşılaştığımız ifadelerden biriydi. O yüzden burada belirtmek istedim. Birbirleriyle ilişkili ve eş zamanlı yapılacak işlerin ayrı iş paketleri olarak sunulması uygun bulunmamaktadır. Yani aslında bir iş paketinde ince film hazırlayacaksınız diyelim ki, diğer iş paketinde de kalınlık ölçeceksiniz. İnce film hazırlanması altına bir iş paketi kalınlık ölçmesi. Zaten alacaksın, götüreceksin, kalınlığını ölçeceksin ki o sana bir geri besleme verecek ve sen bunu kullanacaksın. Buna benzer ince filmlerin hazırlanması ve karakterizasyonu gibi tek bir iş paketi tanımlayabilirsiniz. İnanın az olması sizin herhangi bir şekilde projenizin değerini, kalitesini düşürmez. Bu sefer çok yapmaya çalışırken de böyle anlamsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Bu yeni başvuru formundan aldığım bir tablo. Dediğim gibi kendim giriyormuş gibi, kendim yüklüyormuş gibi dediğimde benim sayfamda açılan projenin izlenebilir, ölçülebilir hedefleri olan iş paketlerinden oluşuyor. Bu iş paketleri oluşturulurken de birbirleriyle ilişkili görevlerin bir araya getirilmesi bekleniyor. Burada aynen yazılanı okuyorum. İş paketlerinin başarılı bir şekilde tanımlanma durumunun izlenebilmesi için her bir iş paketinin hedefi, başarı ölçütü ve ara çıktıları da somut bir şekilde belirtilmelidir diyor ve bunları bekliyor. Neden bunlar bekleniyor? Çünkü dediğim gibi projeniz başarılı oldu, kabul edildi, panelden kabul ve onayınız çıktı, web sitesinde yayınlandı. Aa, ben aslında öyle demek istememiştim. Hay Allah, benim ima ettiğim bu değildi. Bütün yazdıklarınızdan sorumlusunuz çünkü o bir anlamda sizin taahhütünüz. Dediğim gibi elbette ki olabiliyor. %10 verim hedeflediniz de %8 oldu, %2 oldu. Bunun bilimsel nedenlerini gerekçelendirmektesiniz. Ama buraya yazdığınız hedefler sizin ya da başarı ölçütleriniz sorgulanacak. Eğer buraya bir çıktı yazdıysanız, işte ne bileyim, proje sonunda, projenin ilk 6 ayı sonunda bir uluslararası yayın hedefledim. Raporunuzu yazarken de bu çıktı hedeflemişsiniz, yaptınız mı? Yapamadınız, neden yapamadınız ya da yaptınız, sunarsınız zaten. Dolayısıyla bunlar bizim için bağlayıcı. Biz hep yazayım çıksına yönelik hareket ediyoruz ama bir sonraki aşamayı da düşünmeliyiz. Yazdım, çıktı,
Sonra ne yapacağım? İş paketleri için her bir iş paketinin önem derecesi açıklanmalı ve projenin başarısına yapacağı katkı ifade edilmeli. Başarı kriterleri, yayınlar, sonuçlar ve sonuçların ilişkilerinin belli bir miktarı olabilir. İşte 3 yayın yapacağım, 2 yayın yapacağım, şu kadar verim elde edeceğim, bu kadar verim elde edeceğim gibi. Ulaşılmak istenen sonuçları göz önünde bulundurarak bu sonuçlar mümkün olduğunca somut hedefler ya da somut değerler şeklinde belirtilmeli. Proje kabul edildiği takdirde yine biraz önce vurguladığım gibi bu değerler çerçevesinde değerlendirileceğini unutmayalım. Başarı ölçütleri ve risk yönetimi kısmında her bir iş paketinin hedefi, başarı ölçütleri, ne ölçüde gerçekleştirilmesi gerektiği ve projenin başarısındaki önem derecesini belirtmeliyiz. Başarı ölçütlerini aslında şurada bir sayısal ifadeler var, yüzde gibi. Sonuçta buradaki proje başarısındaki öneminin toplamının %100'e gitmesi gerekiyor bütün iş paketlerinin. Ama şurada ben ifade kullanmayı tercih ediyorum ve onu tavsiye ederim sizlere. İfadeyle mesela bu iş paketinin birinci iş paketi sizin herhangi bir aygıt tasarımına yönelikse o aygıt için başarı ölçütünüz ne? Mesela işte bu aygıtın işte yüzde bilmem kaç verimle elde edilmesi benim için bir başarıdır. O zaman buraya onu yazıyorum. Veya işte bir molekül sentezi. Bu molekülün şu kadar verimlilikle sentezi. Çünkü yaptığınız reaksiyon verimi de önemli değil mi? Kimyacılar gerçi başka gruptalar ama hani ne bileyim fizikçi olarak kimya içeren bir takım uygulamalarınız da varsa içeride. Bunları da belirtebilirsiniz. Elbette ki sayısal olarak da ifade edebilirsiniz ama benim gördüğüm ve kendi tecrübelerim sözel olarak ifade etmek hem daha kolay oluyor hem değerlendirirken de daha anlamlı oluyor. Projenin risk yönetimi kısmında ne yapacağız? Projenin başarıya ulaşmasını olumsuz yönde etkileyecek ne gibi risklerin ortaya çıkabileceği ve bu durumda projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için nelerin yapılacağı, ne tür tedbirlerin alınacağı, yani B planı, istihdam çizelgesinde yer alan her bir iş paketi de dikkate alınarak ortaya konulmalıdır. B planı bizim için çok önemli. Çünkü öngörülen çalışmalar yürütücüyü çıkmaza soktuğunda alternatif olarak ne yapılması gerektiğini biliyor mu, bilmiyor mu? Çünkü bilmiyoruz, bir yola çıkıyoruz. İşte arabayla da herhangi bir yere gidiyoruz. Başımıza bir kaza geldi. Ne yapacağız? Toplantıya gecikebiliriz değil mi? Toplantımız var diyelim ki vesaire. Bunun gibi B planımızı mutlaka bir B planımız olmalı. Çünkü bu şu fikri uyandırıyor okuyan, izleyen kişiye. Evet, her şeyin farkında. Yani ne olabileceğini, ne olamayacağını çalışmanın sonunda biliyor ve buna uygun da riskler düşünülmüş. Ama bazen oluyor gerçekten. Hiç düşünmediğiniz bir şey de başınıza gelebiliyor. Bunlar çok istisnai durumlar. Biz burada genelden bahsediyoruz. Elbette ki istisnai durumlar olabilir. B planı belirlenirken proje önerisinin özgünlüğü ortadan kaldırılmamalı. Bakın yine burada hemen belirtmem gereken iki husus var. Birincisi buraya çok ilgili değil ama ben unuturum diye hemen bunu söyleyeyim. Hep diyorum ya cihaz arızaları üzerine ve işte dediğim gibi bir malzeme sentezi üzerine kurgulanmış projenizin başlığında diyorsunuz ki bunu sentezleyeceğim, şu aygıtı uygulayacağım veya şu aygıtı yapacağım gibi. Sonra gidiyorsunuz B planına geçiyorsunuz, diyorsunuz ki bu aygıt çalışmazsa veya bu molekül sentezlenmezse ben ticari olarak satın alacağım. Belki bazılarınız da çok komik geliyor ama bu cümleleri defalarca okuyoruz biz. Ya da zaten literatürde var olan bir yöntem, şu kişi yapmış diyor A kişisi, ben de onu kullanarak yapacağım. Ama sen literatür taraması kısmında ve özgünlük kısmında bunun ilk defa kendin tarafından yapılacağını ve şöyle bir özgün yöntem getireceğini anlatmıştın. Şimdi aşağıda geliyorsun, diyorsun ki literatürdeki A kişisi tarafından yapılanı yapacağım. O zaman yine başlıkta, hedefte, amaçta, özgün değerde sunduğun şeyi ortadan kaldırmamalı B planı. Bir de yine hiç tabii bazen çok tecrübeli kişilerde bile bu yaşanılabiliyor. Ya da proje bazen arada değiştiriliyor. İçeride, içerikte bir takım şeyler, işte proje ekibi oturuyor, düşünüyor, taşınıyor. Hani proje sunma aşaması son dakikada bir değişiklik yapmaya karar veriyor. Ama başlıktaki, ana başlıktaki değişikliği unutuyor. Başlıkla içeriğin bile, hani burada çok şey değil ama sonra unuturum aklımdayken söyleyeyim diye, şimdi aklıma geldi onu da söyleyeyim. Başlığınız, içeriğinizin bile uyumlu olması birinin dikkatini çekebiliyor. Yukarıda başlıkta bambaşka bir şey demişsiniz. İçeride ondan hiç bahsetmemişsiniz.
ve özgünlüğünüzü de bunun üzerine kurgulamışsınız ama o başlıkta bahsettiğiniz hiçbir şey içeride geçmiyor gibi, bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Araştırma olanaklarına gelince, kuruluşunuzda bulunan, bu projeyi gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan tüm altyapı olanaklarını belirtmeniz gerekiyor, altyapı imkanlarını. Zaten proje önerisini sunarken de altyapı imkanları sizden sorgulanıyor. Girmeme seçeneğiniz var ama daha önce sunup ve girdiyseniz TÜBİTAK tarafından her şey görünüyor. Yani aslında şöyle bir durum var. İşin biraz mutfağını gözlemleme şansım olunca daha önce proje sunduysanız ve projeleriniz kurum içerisindeyse hiçbir şeyi saklama şansınız yok. Çünkü her şeyiniz görünür hale geliyor. Sizin varsayalım ki bir isim değişikliği yaptınız. İşte biraz önce Emine Hanım bahsetti, ilk açılış konuşmasını yaparken değişiklik bildirim formunu doldurmamak. Siz diyorsunuz ki ya ben projeyi çok değiştirdim aslında. Ama bir önceki projenizde hala ilişkisi var ve sistem onu görüyor. Bütün projeleriniz orada, her şey orada. Sistem tarafından görünüyorsunuz siz. Bir şeyi gizlemenize, bir şeyi yok saymanıza veya işte ya bu altyapıda ama şimdi ben yeni bir cihaz talep edeceğim, boş ver onu belirtmeyeyim gibi şeylerden kaçının. Çünkü sandığınızdan çok daha fazla görünürsünüz ve TÜBİTAK sizinle ilgili sandığınızdan çok daha fazla şey biliyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mevcut altyapı, bir de bunları belirtmeniz, bu cihaz ve ekipmanlara sahip olmanız aslında sizin için bir avantaj. Çünkü altyapı kurmaya yönelik değil, sadece altyapınızı geliştirmeye, var olanı sürdürmeye, sürdürülebilirlik hedefiniz olduğunu ortaya koyduğu için aslında avantajlı hale gelirsiniz. Peki ekipman yönünden değerlendirmelerde nelere dikkat etmeliyiz? Proje yürütücüsünün önerilen proje yürütülebilecek bilgi birikimine sahip olması bekleniyor. Bu da önemli hususlardan bir tanesi. Çünkü bazen yayınlarımız her şeyimiz oraya giriliyor zaten. O yüzden Arbis'teki, ben bunu kendim de yaşadım. Kendi CV'me bir panelist olarak baksam belki kaç tane, 12 tane yayınım görünüyordu orada. Ben bunu sonradan fark ettim. Bakın bu kadar proje verme tecrübem olmasına rağmen bir bakıyorum 12 tane çıkıyor. Sistemsel bir çekme problemi artık bilemiyorum. Ya da benim işte zamanında koymuşum, sonra da hiç kontrol etmemişim. Ama şimdi sizin Arbis özgeçmişleriniz panelistlerin önüne gittiği için aslında çok daha tecrübelisiniz bu konuda. Onu göremeyebilir. O yüzden lütfen bu şeylerinizi güncel tutun. Projeyle ilgili özellikle tecrübeniz değerlendirirken yapmış olduğunuz çalışmalar, almış olduğunuz patentler, bu konuyla ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar dikkate alınıyor. Proje ekibi oluşturulurken TÜBİTAK görev alma esasları dikkate alınmalı. Çünkü ben özellikle burada genel bir ifade kullandım. Yine web sitesine gidip ziyaret ettiğinizde sizin araştırmacı olarak önerdiğiniz kişi aslında görev alma esaslarına göre görev alamıyorsa ve siz bunu son dakika projeye gönderirken o kişiyi eklemeye çalıştığınızda sistem size uyarı veriyor ve bu kişiyi ekleyemiyorsanız ve o kişi, örneğin bizler fizikçiyiz diyelim ki, kimyacı arkadaşlarımız ya da malzemeci arkadaşlarımız da işbirliği yapıyoruz. Öyle bir kilit noktası ki o olmadan ilerleyemiyorsunuz. Bakın bütün her şeyi mahvedecektir. Tekrar başa dönmeye, oraya kimi ekleyeceksiniz? Karışıklık, sizin bile kafanızı karıştıracak bir durum karşı taraf tarafından çok kolay algılanabilecek ve özellikle tecrübeli ise gelen panelistler bu konuda bunu çok iyi sezebileceklerdir. O yüzden lütfen sondan başa gitmek yerine baştan sona, sizin ekibinizdeki kimlerle proje oluşturacağınız aşağı yukarı bellidir. Bu kişiler bu kriterlere uyuyorlar mı, uymuyorlar mı, bunu baştan kontrol etmeniz sonra hayal kırıklığına uğramanızı engelleyecektir. Onun için hep yine başa dönüp aynı şeyi tavsiye ediyorum. İster ilk defa proje yazacak olun. Bakın mesela şimdi yeni çıktı. Ben diyorum ya, yıllarca proje verme tecrübem var. Ama şimdi ben bir şekilde bu duyuruları takip etmiyor olsam video yüklenebileceği avantajını şu an bilmiyor olabilirdim. Dolayısıyla ekleyemeyebilirdim. Günceli takip etmek ve ana sayfadaki o bilgileri tek tek okumak. Hatta bazen sıkça sorulan sorular var. Sizin kafanızdaki sorular zaten sorulmuş ve cevaplanmış olabilir. Oradan izlemek size avantaj sağlayacaktır. Benzer şekilde proje ekibinin de tecrübeli olması bekleniyor. Her bir iş paketini gerçekleştirecek olan proje personelinin iş paketlerinde hangi rolleri üstleneceklerini net olarak, yani bir ekip kalabalığı olması. Ben çok sayıda kişi yazarsam bu projeye ne güzel, bak bir insan bu projeyi yapıyor gibi bakılmıyor. O kişi orada hangi işi yapacak net olarak ifade edilmesi bekleniyor.
Bursiyerlerinize isim vermek zorunda değilsiniz. Bursiyer sadece sayısını ve niteliğini, yapacağı işleri belirtmeniz yeterli. Ekibin özgeçmişinin güçlü olması önemli bir avantaj oluyor sizin için. İyi olarak değerlendirme kriterlerini de bu şekilde sıraladım. Proje yürütücüsü önerilen projeyi yürütebilecek bilimsel birikime sahipse bu bir avantaj. Proje yürütücünün proje konusuyla ilgili ulusal uluslararası proje yönetme tecrübesinin olması çok önemli. Proje yürütücüsünün proje ile ilgili konularda son yıllarda uluslararası indekslerde, kayıtlı dergilerde yayınları var mı? Proje yürütücüsünün ulusal uluslararası işbirliği deneyimi var mı? Ekipteki araştırmacıların indeksli dergilerde yayınlanmış makaleleri var mı? Tüm ekibin, proje ekibinin görevleri, rolleri ve gerekçeleri açıkça belirtilmiş mi? Bu çok önemli çünkü bazen de bunu belirtmemekten, yönetim kısmından eksik puan aldığı için. Çünkü her bir kriter kendi içerisinde değerlendirildiği için eşik değerleri var. Emine Hanım sanırım paylaştı sabah sonunda ya da belki soru cevap kısmında da oralara gidilebilir. Dönem içerisinde değişiklikler de gösterilebiliyor. Atıyorum, bu tamamen tahminsel bir değer, lütfen ciddiye almayın. Diyelim ki özgün değerin eşik puanı 4 ama siz 3,5 aldıysanız, toplam puanı sağlasanız bile eşik değerden kaybedeceksiniz. O yüzden her bir kriteri kendi içerisinde, bu da ekipman o kadar önemli mi ki asıl ben özgün değeri vesaireyi vurgulayayım yerine tüm kriterleri tek tek burada belirtilen dikkate almanızı size şiddetle tavsiye ederim. Ekipteki araştırmacıların indeksli dergilerde Puanları paylaşmadım hocam. Paylaşmıyoruz onları. Tamam. Yani ben zaten attım kafadan afaki değer. O değer yok ama diyelim ki bir eşik değer var ve siz o eşik değerin altında alabilirsiniz ve bu söylediğim doğru sanırım değil mi? Toplam puanı evet. Evet. Toplam puan önemli. Evet. Dolayısıyla tüm proje ekibinin görevleri, rolleri ve gerekçeleri açıkça belirtilmiş mi? Ekipte araştırmacılarla birlikte sonuçları kullanacak uygulayıcılar da var mı? Dediğim gibi bunların bir tanesi sizin projenizde yoktur. Eyvah ben şimdi ne yapacağım, benimkinde yok diye paniğe kapılmayın. Olması durumunda bunu ön plana çıkarın anlamında söylüyorum. Size avantajlı hale getirebilir anlamında. Ama diyelim ki çok teorik çalışıyorsunuz. Güneşle, yıldızlarla ya da ne bileyim başka bir takım teorik çalışmalarınız var. Matematiksel fizik çalışıyorsunuz. Uygulanabilir değil. O zaman dert etmeyin. Yani o panelde değerlendirilen kişiler bunu zaten oraya uygulanabilir olmadığını, bu kriterin oraya uygulanabilir olmadığını biliyorlar. Projenin yürütüleceği kurumun altyapısı yeterlidir. Dediğim gibi 1001'in amacını açıklarken altyapı kurmaya yönelik projeler zaten desteklenmiyor. O yüzden ben bunu altyapı kurmak istiyorum. İnanın bu söylediklerim size komik gelebilir. Orada yazdığı halde niye bunu vurguluyorsunuz gibi ama bazen gerçekten bu cümle geçiyor proje önerisi içerisinde. Kurumun altyapısına katkı sağlamak gibi. Ama öyle bir amacı yok programın. Dolayısıyla size negatif bir puan getirmesin. İstenilen ekipman uzun süreli ve birden fazla projede kullanıma uygundur. Yani siz aldınız, sadece bir kere kullanacaksınız, sadece bu proje için kullanacaksınız ve sonra kenara bırakacaksınız gibi değil de daha uzun vadede kullanılabilecek, daha çok üniversitenizde mesela daha çok kişinin işine yarayabilecek ve eğer mümkünse hizmet alımı süreçleriyle sağlanabilecek şeylerin çok da istenmemesi tavsiye ediliyor. Dolayısıyla bunlara bütün bu altyapı mı oluşturuyor, altyapı mı kurmaya çalışıyorsunuz yoksa gerçekten gerekli bir ekipman mı, bunun kritiğini kendi içerisinde yapmalısınız. Proje kapsamında istenilen ekipman ek ekipman niteliğindedir ve mevcut altyapı projeyle uyumludur. Yani altyapı kurmaya yönelik değil de sadece onu destekleyici bir şey istemeniz bekleniyor. Yürütücünün önerilen projeye yakın büyüklükte proje yönetimi eğer iyi değil, yetersiz, nerede hata yaptım, nasıl oldu diyorsanız, bu kadar büyüklükte bir proje yönetme deneyimi yok, çok tecrübesiz. Yürütücünün proje ile ilgili konulardaki bilgi birikimi yetersiz. Çünkü bazen bakıyorsunuz ki konuyla ilgili geçiyorum, temel bilgi eksikliği var. Bunu nereden anlıyorsunuz? Temel formüller yanlış yazılmış, yanlış yorumlanmış. Burada sadece kastettiğim F eşittir MA yazarken F değil de yanlışlıkla E yazdı gibi bir şey değil. Bunu, o hatayı
kurgu içerisinde de devam ettiriyor. F değil E şeklinde ve E'nin atıyorum kuvvet değil de elektrik alan olduğu, hiç alakasız başka bir şey olduğunu devam ettiriyor. O anlamda söylüyorum, yoksa bir harf hatası yaparsınız, bir formül yazarken ufak bir hata olabilir, kastettiğim o değil. Ama siz orada kuvvet olması gerekirken onun elektrik alan olduğunu iddia ederek devam ediyorsanız projeye, burada temel bir bilgi eksikliğiniz olduğunu gösteriyor. Bunu kastediyorum. Yürütücünün proje konusuyla ilgili yayını bulunmamaktadır. Ekipte projeye katkısı belirsiz kişiler bulunmaktadır. Çok gerekli olmasına karşın ekipte projenin herhangi bir bölümü olabilir. Bununla ilgili uzman bir kişi yok ve bununla ilgili bir problem çıktı, ne yapacaksınız? İstenilen ekipman ek değil, projenin yürütülmesi için gerekli başlı başına bir ekipman mahiyetinde. Dolayısıyla şöyle düşünün, varsayalım ki projeniz yeterli puanı aldı ya da alma aşamasında ve sizin bütçe ve süreniz konuşuluyor. Çünkü önce geçme ihtimali varsa bütçe ve süre konuşuluyor panelde. Bu sırada da dendi ki yok, bu şey olmaz, yani verilmemesi taraftarı bir karar çıktı. Siz de bu cihazı alamayacaksınız. Alamazsanız eğer gerçekten ana ekipmanınızsa bu projeyi yapamamanız gibi bir durum söz konusu. Lütfen siz baştan bunu düşünerek ve baştan bunu, yani olmazsa olmazınız olmamalı o cihaz gibi düşünebiliriz. Yaygın etki konusunda projenin gerçekleştirilmesi sonucunda ulusal ekonomi, toplumsal refah ve bilimsel birikime yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı ve elde edileceği umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanacağı. Burada herhangi bir değişiklik yok gibi görünüyor. Bilimsel, akademik, ekonomik, ticari, sosyal ve araştırmacı yetiştirilmesine yönelik hedeflerinizi, projenin buraya katkılarını daha doğrusu yazmanız bekleniyor. Yani biz ayırıyoruz. Akademik anlamda etki değeri yüksek dergilerde atıyorum 3 tane yayın yapmak. Veya işte uluslararası çok saygın konferanslarda, bizim alanlarda mesela MRS dediğimiz Material Resource Society konferansları çok belirgindir. Sizlerin çalıştığı alanlarda böyle belli başlı konferanslar varsa onları vurgulayabilirsiniz. Yaygın etki yine konusunda nitelikli yayın, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni proje üretilmesi, farklı bilim alanlarında kullanılabilme gibi sonuçların ve çıktıların bekleniyor. Dolayısıyla bunları sizin projenize uygulanabilirliği nedir? Bunu tartışmanız önemli. Proje yürütücüsünün kariyer gelişimine sağlayacağı katkılar, yeni yetenekler kazandırma potansiyeli, proje çıktı ve sonuçlarının potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve varsa eğer projeden ticarileştirme potansiyeli yüksek sonuçları varsa bunları da belirtmeliyiz. İşte aslında bütün bunlar özeti. Bunlar, bu belirttiğim hususlar proje önerisinin yaygın etki kısmında belirtilmişse çok iyi ve iyi olarak değerlendirilebilirsiniz. Farklı bilimsel teknolojik alanlarda kullanabilme özelliğine sahip. Hani biraz önce size bahsetmiştim ya konuşmamın başında. Eğer varsayalım ki benim yaptığım aygıtlarda kullandığım özel bir sistem makine mühendisliğindeki başka bir alanda ya da malzemedeki başka bir alanda da kullanabiliyorsa size avantaj sağlayabilir. Çünkü sizin ürettiğiniz bilgiyi bir başkası kullanacak. Uluslararası alanda Türkiye'nin öncü konuma gelmesine katkı sağlayabilecek nitelikte mi? Eğer özellikle öncelikli alanlarda çalışıyorsanız ve bununla bu alanlarda kaliteli çıktılar hedefliyorsanız uluslararası alanda önce olmasında etkin olabilirsiniz. Ülkenin risklerinin ve avantajlarının belirlenmesine yönelik mi? Savunma sanayine yönelik çok önemli bir şeyiniz vardır. Bununla ilgili şeyleri belirtebilirsiniz. Disiplinler arası ve grup çalışmasını içeren projeler sizi avantajlı hale getirir. Yeni projeler üretme potansiyeli var mı? Yani buradan bir sonuca gittiniz. O yeni sonuçlar, yeni projeler üretilme potansiyeli var mı? Bunlar önemli. Eğer bilim ve teknolojiye katkı sağlama potansiyeli zayıfsa, ülke öncelikleri arasında değilse, ama yani bunu da çok şey almayın. Önce ülke öncelikleri arasında değildir ama literatürde çok önemli başka bir konuyla ilgili çok önemli bir çıkış sağlayacaktır. Burada söylediğim tek tek başlıklar altında belirttiğim her şeyde elbette ki istisnalar var. Benimki böyle değil, eyvah olmaz diye düşünmeyin. Tescil edilecek çıktılar alma potansiyeli oldukça zayıftır. Bunlar nerede karşımıza çıkıyor? Siz eğer böyle iddialarda bulunduysanız, bunları yapacağım, şunları yapacağım ve proje sonunda yazdığınız bir takım eksikliklerden dolayı bu eksiklikler fark edilirse size puan kaybına sebep olacaktır. Proje bütçe ve gerekçesi aslında Emine Hanım sabah konuşmasında biraz bahsetti.
Bunu çok ayrıntısına girmeyeyim. Zaten herkes üst limiti biliyor. 36 ay maksimum süresi. Bütçe ve gerekçesini iyice burada belirtmemiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi eğer sizin panel sürecinde olumlu değerlendirilir ve proje bütçe ve gerekçesi görüşülürse burada yazacağınız her şey belirleyici oluyor. Bu cihaza neden ihtiyacınız olduğu, gerekirse proformalarda ayrıntılı belirtmeniz varsa, eğer çok spesifik bir aygıt ve sizin eğer projenizin olmazsa olmazsa ise gerekirse bir teknik şartname beklenmiyor ama sizin hemen alta birkaç satırla çünkü şundan dolayı çok ihtiyacım var gibi belirtmeniz size avantaj sağlayabilir. Şimdi belki de buraya kadarki kısım yapmamız gereken, yazmamız gerekir, yazarken dikkat etmemiz gereken hususlardı. Emine Hanım, ara verelim mi yoksa bu şekilde gidiyor mu bilmiyorum. Tam da öyle saati yaklaştı. İlgi Bu cevap kısmımızı da tamamlamamız lazım ama öncesinde isterseniz bir ara verelim. Sizle görüşelim şimdi. Biz bir ara verelim şu an. Tamam. Emine Hanım, bir 5 dakika verelim, olmazsa çok arayı da uzatmayalım. Belki uzatmayalım. Tamam. O zaman. 5 dakika ara verelim. Tamamdır.
Değerli katılımcılar, programımız devam etmektedir. Hocam da müsaitse devam edelim. Hocam sonrasında bir ara vermemize gerek yok. Sağ olsun arkadaşlar soruları toparlamışlar. Evet, bana da gelen birkaç tane sorular var. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel sorular sormuşlar. Benim söylediğimi yanlış anlaşılmalarını ortadan kaldıracak soruları olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Hepsine tek tek cevap vereceğim sunum bittikten sonra. Tamam, şöyle yapalım. Arkadaşlar soruları toparlamışlar zaten. Ben ekrana yansıtırım hocam. Tamam, oradan sizin cevaplayacağınızı, siz benim cevaplayacağım, ben cevaplayalım. Sonra da programımızı tamamlayalım. Tamamdır. Tamam, buyurun. Kaldığım yerden tekrar sunumu paylaşarak devam ediyorum. Zaten çok kısa bir bölümümüz kaldı. Şimdi buraya kadarki olan kısımlar genellikle araştırmacı olarak kendimin de yaşadığım, panellerde en çok eleştirilen noktaları göz önüne alarak vurgulamak istediğim noktalardı. Şimdi bundan sonra değerlendirme kriterleri ve beklentiler, burada işte buradan sonraki süreçte biraz neler oluyor, onları aktarmak istedim sizlere. Siz gönderdikten sonra Sabah Emine Hanım bahsetti, ARDEP tarafından şekilsel kontrol yapılıyor, eksiklik tespit edilen projeler iade ediliyor. MUFAK tarafından bir de en çok sorulan şeylerden bir tanesidir. Bu hangi gruba gönderelim? Aslında hangi gruba göndermeyi planlarsanız planlayın. Sonuçta gruplar birbirleriyle paslaşabiliyorlar. Diyelim ki o proje KIBA'ya ilgilendiren bir proje ise KIBA, MUFAK'a ilgilendiren bir proje ise MUFAK'a gidiyor. Yani siz farklı bir gruba gönderseniz bile panel içerikleri ve paneller çoğunlukla gruplar arasında bilindiği için birbirleri arasında paslaşılabiliyor. Bunu da belirtmek istedim. 1001 programındaki iade gerekçeleri, Sabah Emine Hanım sayıları verdi zaten. Proje öneri formunu, şimdi bazı şeyleri ben bile okuduğumda diyorum ki ya böyle bir şey olabilir mi acaba? Ama gerçekten oluyor. Proje öneri formunun projeyi değerlendirebilecek yeterlikte bilgi içermemesi. Mesela o kadar genel yazılmış ki projenin konu ve önemi diyorsunuz, diyelim ki özgün değer kısmında diyor ki bu projenin konusu şudur. Bir ya da iki, bilemediniz, üç cümleyi içeren bir paragraf bitti. Diğerine geçmiş. Projenin özgünü, sanki size bir soru soruluyor ve o sorunun cevabını veriyormuşsunuz gibi yazılan şeyler var. Dolayısıyla bunlar yetersiz içerikler. Çünkü panele girse bile panelist neyi değerlendirecek? Yok. Ama bilimsel içerikte yine bir şeyler yazılmış projelerde karışılmıyor. Orada panelistlerin tercihine bırakılıyor. Yani olumsuz sonuçlar. Proje önerisinin araştırma projesi kriterlerine uygun olmaması sebebiyle, başvuru formunun istenilen formatta olmaması, tüm maddelerin doldurulmamış olması sebebiyle ya da biraz önce bahsettiğimiz projeniz daha önce bir düzeltme almış, siz de değişiklikler yaptınız, aynı projeyle tekrar başvuruyorsunuz ama proje önerisi değişiklik formu doldurmamışsınız. Daha önce sunulan bir projeyle büyük ölçüde örtüşmeler ve metinsel olarak benzerlikler bulunmasıyla, yani siz projenizin çok büyük bir kısmını aldınız, copy paste yaptınız önceki projenizden ve hiçbir, yani çok ufak bir değişiklik yaptınız, metinsel benzerlikler de istenmiyor. Değerlendirme kriterleri ve beklentiler arasında işte 6 üzerinden değerlendiriliyor. Bunlar iyi, geliştirilebilir, yetersiz. Ben bu detaylara çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü burada dönem içerisinde değişen alt eşikler bulunabiliyor ve eşik altı puan alan projeler destek kapsamı dışında bırakılıyor. Önce projelerin herhalde herhangi bir değişiklik olmadıysa son bir yıl içerisinde, önce projelerin puanlaması yapıldıktan sonra eğer belli bir değerin üstünde geçebilecek gibi ise bütçe ve süresi konuşuluyor. Bilimsel değerlendirmede ön plana çıkan Sabah Başkan Sayın Profesör Doktor Hasan Mandal'ın konuşmasında, Emine Hanım'ın konuşmasında da beklentiler aslında vurgulandı. Ben tekrar etmek istemiyorum. Çıktı ve etki odaklı bir değerlendirme süreci eskiye göre gerçekleştirilmiş durumda. Ben işin hem araştırmacı boyutunda hem de biraz mutfağını gözlemlemiş birisi olarak şunu söyleyebilirim ki gerçekten yapılan tüm değişiklikler yürütücülerin beklentilerini ya da araştırmacıların beklentilerini, şikayetlerini, o güne kadar var olan sorunlarını göz önüne alarak iyileştirmeye yönelik yapılan ve 2006'dan 2021'e kadar arka arkaya projeler yürütmüş birisi olarak 15 yıllık içerisinde gerçekten objektif bir şekilde söyleyebilirim ki son derece olumlu ve son derece iyileştirilmiş bir takım önlemler alınmış durumda. Bunlar hep karşılıklı etkileşim sonucunda TÜBİTAK'ın desteğiyle iyileştiriliyor. Beklenen raporlama dönemleri bunlar. Dolayısıyla bunlara da hazırlıklı olmalıyız. Dediğim gibi biz yazarken hep işte olacak mı olmayacak mı, ama olursa
Başka hiçbir şekilde değiştiremeyeceğiz, geri dönemeyeceğiz. Bu bir makale revizyonu gibi değil. Dur bir minor revizyon aldım, değiştireyim gibi olmuyor. Dolayısıyla yazdığınız proje kabul edildiği takdirde sizin taahhütünüz ve bunu hazırlıklı olarak ilerlemekte fayda var. Beklentiler tabii ki özgün değerde ben size iyi ve iyi, çok iyinin hangi kriterlere karşılık geldiğini söylemiştim. Dolayısıyla beklentiler de bu yönde oluyor. Proje önerisinin literatüre bilimsel katkısı açık bir şekilde tanımlanmış mı? Yeni bir yöntem geliştirilmesine mi yönelik yoksa mevcudu iyileştirmeye mi yönelik? Proje konusunun mevcut bilim ve teknolojideki yeri açıkça ortaya konulmuş mu? Sonuçların uluslararası saygın indeksli kayıtlı dergilerde yayınlanabilme potansiyeli var mı? Ülkemizin bilimsel ve teknolojik sorunlarının çözülmesine mi yönelik? Özgün değer projenin çok önemli bir kısmını oluşturduğundan panelistlerin ilgisini çekmeli ve net olmalıdır. Bir de hemen şimdi gelen bir soruya da yönelik olması açısından, hani ben biraz önce size dedim ya, her türlü ayrıntı bilmeyeni gibi anlatırsak, bir hocamız soru sormuş, demiş ki o zaman da review bir makale şekline dönüşmez mi? Ya da işte mesela diyelim ki formüller var, işte dönel kaplama yöntemiyle kaplayacağız dedik ya ince film kaplarken. Bir başka hocamız da şunu sormuş. İşin teorik denklemleri falan dedi. Hayır, bahsettiğim bu değil. Tamamen benim bahsettiğim şey farklı. Mesela bazen şu oluyor. Şimdi dönel kaplama yönteminin teorisini beklemiyor sizden şey. Ya da nasıl yapılacağını beklemiyor. Ama siz diyelim ki ince film kaplayacağım diyorsunuz ve ince filmi kaplamanın pek çok yöntemi var ve o yöntem kaplanılan filmin özelliklerini etkileyebilir. Pek çok avantajları ve dezavantajları var. Eğer siz bunu yöntem kısmında belirtmez ve sadece ince film kaplayacağım derseniz, bu sefer panelist diyor ki nasıl kaplayacak ki? Halbuki panelist de biliyor aslında hangi yöntemlerle kaplanacağını, bilmiyor mu? Biliyor. Onun için hiç bilmeyeni anlatıyor gibi anlatın diyorum. Yani siz de muhtemelen diyorsunuz ki ya bunu dönel kaplamayla kaplayacağım, biliyordur zaten hoca. Ben niye anlatayım ki? Onu kastediyorum ben size hiç bilmeyen gibi anlatmaktan. Yoksa işin teorisini işte o zaman ta en geriye F eşittir MA'ya döneriz. Yani oralara girmeden, o kadar ince ayrıntılara ve detaylara girmeden sadece sizin yönteminde genel ifadeler yerine biraz daha spesifikleştirmeniz anlamında bunu söylüyorum. Yoksa beklenen o değil. Dediğiniz gibi hatta bir hocamız da söylemiş, sayfa sınırı var. O zaman yazacaklarınızın yer bulamazsınız yazacak o kadar detaya girerseniz. Dediğim gibi kullanacağınız yöntemi zaten biliyordur, bunu yazmama gerek yok diye değil, o yöntemleri belirtmeniz. Ama o yöntemin teorisini hiç anlatmanıza gerek yok, onu zaten biliyorlar. Diyelim ki ben XRD kullanacağım, XRD'nin teorisini yazmama gerek yok. Ama XRD'yi ne için yapacağım? Yapı karakterizasyonu yapmak için yapacağım. Ya da işte kristalinitesi hakkında bilgi almak için yapacağım gibi kullanmanız yeterli. Ya da işte diyorsunuz ki ben bu malzemenin kristal olduğunu iddia ediyorum. Kristalliği hakkında fikir edineceğim. Şimdi bunu hangi yöntemle yaparsınız? O zaman diyorsunuz birkaç yöntem var literatürde. Bunu acaba diyor hangi yöntemle karakterize edecek? Ondan bahsediyorum belirtmeniz gerektiği hususunda. Yoksa işin en baştaki teorisine dönmemize gerek yok. Proje önerisinde detaylı bir şekilde hiç bilmeyeni anlatıyormuş gibiden kastım bu. Panelistler yazılanı değerlendireceğinden, işte bu aslında bu ikisi birbiriyle ilişkili. Sadece yazılanı değerlendirdiği için yorum yapmayın diyoruz biz. Ama karşı tarafta yoruma açık cümle bırakmış. Acaba diyor şu sıcaklığa mı çıkacak ki? Çünkü bak diyor bir tane yayın buldum, o diyor 130 santigrat dereceye çıkmış zaten diyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Proje kabul edildiği takdirde de yazılanlar üzerinden izleneceğinden bu konu önemli. Proje yönetimi hakkındaki beklentileri aslında çok iyi ve iyi kısımlarında belirttiğim her şey sizden bir anlamda da beklenti olmuş oluyor. Sadece burada farklı bir şey var mı vakit kaybetmemek adına, ona bakıyorum. En önemli vurgulayacağım belki şey şu: görev dağılımı ve iş paketlerini, özellikle iş paketlerini, süresini o iş zaman çizelgesinde çok iyi ifade etmek, detaylandırmak, kişilerin ne iş yapacağını orada belirtiyor olmak. Yaygın etki konusunda nitelikli akademik araştırma yetiştirilmesi, yeni proje üretilmesi, farklı bilim ve teknoloji alanlarında kullanılabilmesi beklenen şeyler. Ama diyorum ya, sizin projenizde bunların hepsi olmak zorunda değil. Bunlardan bir tanesi çok ön plana çıkıyordur. O zaman siz onu bir avantaj gibi sunabilirsiniz. Yani şunu düşünün, bir ürününüz var, bunu pazarlamak istiyorsunuz. Hiç kimse kalkıp da tabii şey yapmaz değil mi? Aa, çok kötü, şurası kötü. Elbette ki dezavantajlarını söylersiniz ama bunu ön plana çıkaracak ifadeleri, eğer bir avantajınız varsa bunu çok daha fazla ön plana çıkarılacak ifadeleri kullanmalıyız.
Peki panel süreci nasıl oluyor? Genellikle son bir yılda yine değişmediyse 6 bilim insanı yürütücü ve araştırmacılarla arasında çıkar çakışması, çatışması olmadığı kontrol edildikten sonra grup uzmanı, danışma kurulu veya GK üyelerinin ortak kararlarıyla belirleniyor, ortak önerileriyle. Bir panelde en fazla 4 proje, çok zorunlu olması halinde de 5 proje olabiliyor, değerlendiriliyor. Panelistlerin sorumlu oldukları projeleri inceleyerek ve raporlarını hazırlamış olarak panele gelmeleri bekleniyor. Ve sabah Emine Hanım yeni bir şey söyledi. Son 24 saat eskiden göremiyorduk biz başkalarınınkini. Sadece moderatör ve grup uzmanı görüyordu sisteme yüklendiğini raporların. Ama şimdi son 24 saat kala panele, panelistlerin de birbirlerinin görüşlerini, raporlarını görmeleri olasıymış. Panel sırasında grup uzmanı panel işleyişiyle ilgili genel bilgileri verdikten sonra paneli TÜBİTAK adına yönetecek olan moderatör ilk paneliste söz vererek projeyi kısaca tanıtması ve her bir değerlendirme kriteriyle ilgili görüşünü açıklıyor ve bu şekilde bütün panelistler konuyla ilgili fikirlerini beyan ediyorlar. Bu tartışma aslında çok verimli oluyor çünkü bazen bir panelistin gözünden kaçan olumlu ya da olumsuz bir şey diğer bir panelist tarafından ama o öyle yapılmış bu böyle uzunca tartışmalar sonucunda karar veriliyor. Bakın bilmiyorum 3 yıl içerisinde pek çok panele katıldım ama gerçekten geçecek projeler gerçekten tüm hakemler tarafından tüm panelistler tarafından genellikle benzer görüş ama kalacak projelerde gene de tüm hakemler tarafından benzer görüşler. Yani çok itilaf böyle birinin çok iyi dediğine öbürünün çok kötü dediğine ben hiç şahit olmadım. Bunu söyleyebilirim. Bazen dışarıda çok fazla şeyler spekülatif şeyler söylüyor. O şunu yapmış, bunu yapmış, bunu yapmış. Burada kurumdan ziyade bizler kişiler oraya panelist olarak gelen kişiler kendi hareketlerimizden, kendi sorumluluklarımızdan yapmamız veya yapmamamız gereken şeylerden sorumluyuz. Ve bize söylenen o panelin orada biteceği ve dışarıda bunların konuşulmayacağı ama bizler kişisel olarak işte bir takım zaaflarımız var ve maalesef hani cansız varlıklardan ziyade bizim bir sıkıntımız varsa bu kişilerden kaynaklanıyor ve bizler oralara katıldığımız için. Dolayısıyla önce iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına derler. Yani önce bir kendimize bir bakmamız gerekecek. Moderatör ve grup uzmanı oy kullanamıyor, fikir beyan edemiyor. Sadece moderatör oradaki ortamda projenin yeterince ve hakkaniyetle tartışıldığının hemen anında böyle bir kararla değil de yeterince tartışılıp her bir bölümün yeterince tartışıldığından emin olduktan sonra oylamaya geçiliyor ve oylama sonunda çıkan puanlara göre de panel puanını yansıtacak panel ortak raporu tüm panelistlerin katılımıyla hazırlanıyor. Düşük puanlı projelerde öne çıkan temel unsurlardan herhalde en çok yazarken, panel raporu yazılırken en çok karşılaştığımız şey özgün değerin literatüre atıf yapılarak yeterince irdelenmemesi, yeterince açıklanmaması. Her ne kadar özgün değer ve yöntem birbirlerinden bağımsız gibi değerlendirilse de yöntem kısmındaki bir takım eksikliklerin ortaya çıkan yapılabilirlik endişesi. Yani halbuki grup uzmanı defalarca uyarıyor her bir kriter kendi içerisinde değerlendirsin diye ama bazen öyle bir noktaya geliyor ki yapılabilirlik endişesi özgün değerin düşük puan almasına yol açabiliyor. O yüzden lütfen her bir bölümünüzde bir şekilde ilişkilendirmeye çalışın özgün değerle. Oluşturulan B planlarının özgün değeri ortadan kaldırması yine eksik puan almasına sebep oluyor. İnanın size komik geliyor olabilir çünkü bazen okuduğumda bana bile ya böyle bir şey ama hatırlıyorum olanları. Dediğim gibi öyle bir B planı yapıyor ki özgün değer ortadan kalkmış. Proje başlığı ve içeriğinin uyumsuz olması. Buna da rastladık. Hatta bazen çok tecrübeli hocalar tarafından bile olabiliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu neden oluyor? Bazen son dakikada dediğim gibi proje ekibi diyor ki ya bunu buradan çıkaralım, bunu yapamayabiliriz veya bir takım proje ekibiyle tartışmalar sırasında oluyor ama hani hep içeriye bakarsınız ya tepedeki hiç aklınıza gelmez. Proje başlığı da başka o eski yapacağınız şeyi unutuyorsunuz. Proje başlığı ve içeriğinin uyumsuz olması sebebiyle de bazen düşük puanlar almaya sebep oluyor. Tabii bütün bunlar başlı başına tek bu sebepten dolayı reddedilmiş anlamına gelmesin lütfen yine dinlerken. Bir tek bunu yaptım nasıl bunlar reddedilmiş? Buradaki bir takım şeyler üst üste gele gele sizin o eşik puanın altında kalmanızı sağladığından oluyor. Aslında diyelim ki aslında özgün olarak çok özgün bir proje. Ama başka şeylerden düşük aldı. Her bir kriterin kendi içerisinde eşit değeri olduğu için bundan kaynaklanıyor olabilir. Yakın zamanda proje konusuyla ilgili olan yayınları mesela hoca da fark etmiş. Yine bakın burada vurguluyorum çünkü her söylediğimin bir anlamı var. Sonra izlediğinizde ya da sonra başkaları izlediğinde buradan yanlış anlamlar çıkarılmasını istemem.
Siz projenizi gönderdiniz Mart ayında, bir kez daha bunu vurgulamak isterim ama panel Mayıs ayında yapıldı. Nisan ayında da yeni bir yayın çıkmış. Bu niye yayını göz önüne almadınız diye kimse sizi sorgulamaz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Sadece bu var olan bilinendir, birkaç yıl önce zaten yapılmıştır. Siz de onu fark etmişsinizdir ama bir şekilde ya bunu şey yaparlarsa, benim yayınımı bak bunu buldular, şimdi bu yayın yüzünden reddederler. Zaten siz yeterince objektif bir şekilde ondan farklarını açıklarsanız, kimse sizi bir tane yayın o konuda çıkmış diye eleştirip projenizi görmezden gelmez. Yöntemin eksik veya yetersiz verilmesi veya detaylandırılmaması. Yine bir kez daha vurguluyorum, lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Hep yine bilmeyene göre anlatıyoruz ama çok aşırı detaylı, hiç konuyu bilmeyen birine göre değil. Dediğim gibi ince film kaplayacağız. Hangi yöntemle kaplayacağız? Kristalliği karakterize edeceğim. Hangi yöntem? Çünkü birçok farklı yöntem var karakterize edebileceğiniz. Veya ben yüzey morfolojisini inceleyeceğim. Hangi yöntemle inceleyeceksiniz? Kalınlığı inceleyeceğim. Hangi yöntemle? Bunların detaylandırılması bizim için önemli. İlgili alana katkı sağlayacak yenilikçi fikirlerin eksik olması ve yeterince açıklanmaması. Projenin anlaşılırlığını etkileyecek derecede aynı içerikli cümlelerin tekrarlanması, cümle düşüklükleri, imla hataları, proje faaliyet konusunun faaliyet alanına uygun uzmanlıkta kişilerin ekipte yer almaması gibi kriterler olumsuz olarak değerlendirilebiliyor. Dediğim gibi her bir kriter değerlendiriliyor ama değişik değerden yapıyorsanız, puanınız düşüyorsa sonuçta puanınız, projeniz değerlendirilmeyebiliyor. Şu laf çok hoşuma gidiyor benim. Asla vazgeçme, unutma ki anahtarlıktaki son anahtar her zaman kapıyı açan anahtardır. Siz şu anda size bu şeyleri anlatırken, bu 15 yıllık TÜBİTAK'la olan ilişkimde benim de çok üzüldüğüm, ah keşke şurada şu hatayı yapmadım dediğim zamanlar oldu. Hatta son yürüyen projemde bir revize proje. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Hani herkes, elbette ki herkesin kendine göre bir yaşam tarzı var ama hani bana işte belli bir oranda başarım varsa, bu başarıyı neye borçlusun derseler, asla vazgeçmememe borçluyum. O yüzden asla vazgeçmeyin. Hep kendi öğrencilerime de aynı şeyi söylüyorum ben. Hani yenilen pehlivan güreşe doymaz ya. Oysa hemen başka düşünüp bir başka. Yani verilen size revizyonlarda mutlaka ah Allah kahretsin bak hiç anlamamışlar şeklinde ya, dur bakalım belki de bir bakalım bakalım bir söylediklerinde bir nokta var mı şeklinde ilerlemek, hem bizim pozitif kalmamız anlamında hem de hayal kırıklıklarını engellememiz anlamında asla pes etmemek benim biraz da kendi şeyim olduğu için, kendi yolum olduğu için. Evet, bir hayal kırıklığı olur, sonra toparlanırız, kaldığımız yerden devam ederiz. Ama bazen de şu oluyor. Diyorum ya, ısrarla bir projeye revizyon geliyorsa ve artık hani onun düzenlenemeyecek olduğuna kanaat getirdiyseniz, bununla da ısrarla ilerlemenin size bir faydası yok. Tamam, vazgeçmeyelim ama ısrarla aynı şeyleri, yani ne derler, bir problemi çözmeye hep aynı yollardan giderek de bir sonuca varamıyoruz değil mi? İşte 3 ile 5'i toplayacağız, işte topluyoruz, belli bir yolu var. Hep aynı yöntemden giderek hata yapıyorsak demek ki bir yerde de kendimize bir çeki düzen vermemizin zamanı gelmiş demektir. Umarım umduğunuzu bulmuşsunuzdur. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum ve konuşmayı bitirmeden önce bir de gruba çok teşekkür etmek istiyorum. Ben Emine Hanım'la yakından çalıştığım için ve diğer arkadaşların, Nuri Bey'in, Eyüp Bey'in, Cengiz Bey'in, İnce Hanım'ın, Kıvılcım Hanım'ın hepsinin ne kadar özveriyle bugün bu sunumlar sizin önünüze gelene kadar onların hafta sonu bile mesai yaptıklarını biliyorum. Gece, gündüz, sabah, akşam. O yüzden lütfen bazen çok hayal kırıklığı olabiliyor. Yani görmezden gelmek, o kadar emeği yok saymak ve dışarıda işte zaten şöyle, zaten TÜBİTAK'ta böyle şeklinde konuşmalar yapmak. Emin olun, ben her iki şeyi ortamda bulunmuş bir kişi olarak ve 15 yıllık böyle bir tecrübem olan birisi olarak da kişilerin kendilerine bir dönüp bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Ve Matematik Fizik Araştırma Grubu'na bütün bu süreçlere katkılarından dolayı hem kendi adıma hem tüm Türkiye adına çok teşekkür ediyorum. Ne kadar hassas olduklarını ve ne kadar titizlikle çalıştıklarının ben farkındayım. İsimleri unuttuysam da çok özür diliyorum. Teşekkürler. Hocam, ben de grubumuz adına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunumdu. Şimdi izninizle soru cevap kısmına geçelim isterseniz. Ekrana yansıtayım hemen. Şöyle birazcık büyütmeye çalışacağım. İlk sorumuz geliyor değil mi ekrana? Evet, geliyor. Tamam. Gördüm ben.
Literatüre önemli katkı sağlayacağını düşündüğüm özgün bir proje var aklımda. Ancak kullanacağım yöntemler, araçlar bizim alanımız için standart yöntemler. Yöntem özgün değil diye ret edilir mi? Eğer fikriniz özgünse, benim belki Emine Hanım'ın da ekleyeceği şeyler olur benden sonra. Çünkü o da çok fazla panellerde ve raporlarda, raporların yazılımında çok fazla katkısı oluyor. Görüyor yani, daha tecrübesi var. Bence yöntem, yani sizin neyi vurguladınız? Hani ben birkaç ilk slaytlarımda göstermiştim. Siz neyi özgün kılıyorsunuz? Fikrin özgün olması da çok önemli bu konuda. Yöntemler, çünkü bizde bakarsanız işte dediğim gibi ince film kaplama yöntemi standarttır. Biz burada belli standart yöntemleri kullanırız. İlla yöntemin özgün olması gerekmiyor. Sadece sizin projenizin özgünlüğünü yöntemlerinizle desteklersiniz. Yani nasıl yapacağınızın detaylarını anlatırsınız. Yoksa literatüre önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğünüz bir özgün fikriniz ve projeniz varsa lütfen yazmaya devam edin. Standart yöntemleri kullandığınızdan dolayı bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum ben. Hocam, ben de size bu konuda katılıyorum. Özgünse eğer öneri, yöntemde yapılabilirse bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Proje yönetimini bildiğiniz üzere hani proje desteklenmesine karar verilirse revize ettiriyoruz zaten. O yüzden hani özgün değil diyerek, yani yöntem özgün değil diye o tarz bir durumumuz söz konusu değil. Standart yöntemleri kabul ediyoruz. İkinci soruya geçeyim ben müsaadenizle. Geçen yıl TÜBİTAK'a önerdiğim bir projenin raporunda yaygın etkinin düşük olduğu eleştirisi aldım. Fizik grubunda sadece deneysel projeler mi destekleniyor? Teknolojik uygulaması ihtimali pek de olmayan bir alanda çalışıyorum. Yaygın etki açısından hep dezavantajlı mı olacağım demiş teorik gibi hocamız. Evet. Aslında bu soruları sıklıkla alıyoruz ama şimdi hocam, sayın hocam, mutlaka şimdi bazen şöyle oluyor. Doğru. Ya böyle bir ifade vardır şeyde, yaygın etkisinin düşük olduğu eleştirisi almışsınızdır ama sadece yaygın etkinin düşük olduğundan dolayı proje kalmaz. Ama genellikle bizler hep şeydir ya, o can alıcı ve bizi vuran cümleyi hep kafamızda ön plana çıkarırız ve sanki ondan dolayıymış gibi düşünürüz. Rapora bir tekrar bakarsanız mutlaka projenin başka kısımlarında başka eksiklikler olduğunu düşünüyorum ben. Bilemiyorum, çünkü benim tecrübelerim, Emine Hanım lütfen siz de düzeltin sonrasında eğer yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama benim tecrübelerim sadece yaygın etkisinin düşük olmasından dolayı proje reddedilmez. Teknolojik uygulaması dediğim gibi panellerde konuşulurken çok teorik çalışılan bir alanın teknolojik uygulamasının olmayacağı bilinir zaten. Dolayısıyla bundan dolayı dezavantajlı olmazsınız. Hep dedim ya, genelleştirmeyelim, özelde hep farklı olabilir, biz özelimizi düşünelim. Hep bunu da vurguladım sunum içerisinde. Paneller ilgili alt alanlarda yapılıyor ve teorik panelleri farklı, aygıt fiziği farklı, nükleer fizik farklı. Buralarda tabii ki teorikte niye bunun uygulaması yok diye olmaz ama belki bir cümle geçmiştir orada. Ama sırf bu yüzden projenin reddedildiğini düşünmüyorum. Mutlaka başka bir sebep daha vardır arkasında. Ama bizim canımızı yakan o cümle hiç aklımızdan çıkmaz. Benim açımdan da öyle oluyor. O cümle hiç aklımdan çıkmaz. Yani ben şimdi hep böyle mi olacağım diye. Lütfen hocam, siz projenizi vermeye devam edin. Çünkü teknolojik uygulaması olması avantajlı olabilir ama uygulaması yok diye de proje reddedilmez. Hocamın da dediği gibi zaten teorik alanda çalışan panelistlerimizi buraya davet ediyoruz. Onlar da hani teknolojik uygulamasının olmadığının farkında, değerlendirilirken de olumsuz göz önüne alarak değerlendiriliyor. Bu soruyu da geçmeden önce bu akşam 9.30'da başkanımızın bir semineri olacak. Hocalarımızın katılımlarını bekliyoruz. Sizleri bir bilgilendirme postası gelecek. Bunu da ben buradan hatırlatmış olayım. Hani bu eğitimlerin değerlendirilmesiyle ilgili bir sunum olacak. Katılabilirseniz seviniriz diyelim. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Bir de şeyi hatırlatmak istiyorum. Buradaki sunumların hepsi sizlerle paylaşılacak hocalarım. Hem YouTube üzerinden paylaşılacak hem de bizim etap birimize danışayım. E-posta gönderebiliyorsak sizlere e-posta gönderelim. Diğer sorumuza geçelim. Bir gün bir proje ön çalışma sunmadığım için ret oldu. Proje çalışmalarını başlarsam da özgünlüğü ortadan kalkacak. Zaten çalışma için projeden alacağımız bütçeye ihtiyaç var. Böyle bir durumda ne yapmamızı önerirsiniz? Sevgili hocam, ben şöyle söylüyorum.
Hiçbir proje ön çalışma yapmadığı için, çünkü bu gerek şey değil, şart değil. Yani ön çalışma yapmadığı için proje reddedilmez. Hani bazen diyorum ya, bu yanlış anlaşılmalar şunlardan kaynaklanıyor. Sizi can alıcı, en can alıcı yerinizden vuran cümle kafanızda sanki proje bundan dolayı reddediliyormuş gibi canlanıyor. Bilmiyorum Emin Hanım destek verebiliyor musunuz bu hususta grup olarak, ama böyle durumlarda hani ben proje önerisinin bu, yani belki panel ortak raporunu hani şey sorulabilir ama panel ortak raporunda sadece, çünkü panel ortak raporunda moderatörler olarak grup uzmanları hep uyarıyorlar. Diyorlar ki böyle şartlı cümleler, şartlı kabul anlamına gelecek ya da biz işte, yazmıyoruz hocam. Grubumuz Erdem'in geneli yazmıyor. Evet. En azından bu konuda çok hassas ve uyarıyor hocalarımızı. Diyor der ki hani ön çalışma bir şart değil, olmazsa olmaz değil. Bunu sunmadın diye reddetme gerekçesi olamaz. Ama belki buna benzer ifadeler yanlışlıkla yer almış olabilir veya size bunu düşündürecek ifadeler olmuş olabilir. Ama sırf bu yüzden proje reddedilmez. Belki panel ortak raporunu tekrar okursanız mutlaka başka noktalara değinilmiştir. Demin teorik konusundaki hocama söylediğim gibi ben size şu anlamda hak verebiliyorum. Okuyunca insan büyük hayal kırıklığına uğruyor. Bazen o şeyle beyniniz o kadar allak bullak oluyor ki ay bunu da hay Allah, yani şey gibi düşünün, makalenize revizyon geldiğinde de aynı şeyi hissediyorsunuz. Hakem diyorsun, Allah seni kahretmesin, niye bunları yapıyorsun, niye böyle şeyler yazmış, bu ne demek, anlamamış bile, hay Allah falan deyip makale içine benzer üzüntüleri ve biz zannediyoruz ki kafamızda büyüttüğümüz şey bizim o projenin reddedilme sebebi gibi geliyor. O yüzden ben lütfen, çünkü bunlar yaygın etkide işte teorik teknolojik uygulamanın olmaması, ön çalışma olmaması, bunlar olmazsa olmazlar değil ve bu sebeplerden dolayı proje reddedilmez. Ama orada belki bir cümle geçmiştir. Hani çok aşırı derecede özgünlük içeren ve yapılabilirlik konusunda kaygı olan bir şey varsa belki hani bir ön çalışma sunsaydınız gibi bir şey olmuş olabilir ifadede. Ona tekrar okuyup bakmak lazım şimdi böyle uzaktan, ama benim size söyleyeceğim ve naçizane hani benim kendi tecrübeme dayanarak böyle bir sebepten dolayı reddedilme olmaz. Muhtemelen sizin orası canınıza en yakan ya da en sinirinize dokunan ya da en çok hoşunuza gitmeyen, sadece haklısınız. Bütçeniz yoksa bunları yapabilecek şey de yok. Dolayısıyla oradan dolayı üzgünlükle bunu söylemiş olabilirsiniz. Ben bunun o sebeple olacağını düşünmüyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Müsaadenizle diğer soruya geçmek istiyorum. Tabii. Geçen yıl yurt dışında bir iki firmanın ürettiği bir cihazı Türkiye'de üretebileceğimizi düşünerek 1001 projesi sunduk. Ancak ret oldu. Hatta özgün değeri beğenilmediği için çok kısa bir rapor geldi. Böyle bir çalışmayı TÜBİTAK'tan destek almamız mümkün değil mi? Buna ben isterseniz izninizle cevap vereyim. Biz 1001'de literatürde ilk defa yapılacak çalışmalara destek veriyoruz. Hani literatürde bir boşluğu dolduracak çalışmalara, özgün olan çalışmalara. Bunu soran hocamız 1005'e başvurursa orada daha iyi sonuçlar alacak diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi hani bir başvuru kılavuzumuz var. Oradan hangi programın size uygun olduğunu görebilirsiniz. Ama hani yurt dışında ki bir firmanın ürettiği bir cihaz Türkiye'de üretmek istiyorsunuz. Bunun için de TÜBİTAK desteği istiyorsanız bunun için uygun olan programımız 1001 değil 1005 programımız. İnşallah hocam için aydınlatıcı olmuştur diyorum. Diğer soruya geçmek istiyorum. TÜBİTAK'a yazdığım proje bir kez iade edildi. Yeniden sundum, ret oldu. Revize ettim, yeniden ret oldu. Değerlendirme kriterlerinin çok sert olduğunu düşünüyorum ve bir projenin desteklenebileceğine dair şevkimiz kırıldı demiş bir hocamız. Yine hocam burada sizin söylediğiniz gibi biraz önce de bahsetmiştiniz. Hani pes etmemek lazım ama özgün değeri de hani böyle düzeltilemeyecek seviyedeyse benim önerim hani başka bir tarafa kaymaları. Siz ne dersiniz Serap hocam? Ben de aynı şeyi yani biraz önce de sunumda bahsettim. Bir de hocam hani iade edildiği zaman aslında biz hani hep sondan başa oturayım hemen bir tane yazayım şeklinde ilerliyoruz. Halbuki belki o baştan sona tekrar okusak ve o TÜBİTAK, şimdi ilk defa mutlaka proje verecek hocalarımız vardır. Lütfen gidin bir hemen TÜBİTAK'ın web sitesine ulusal kısmından desteklerden 1001 programını, oranın gereksinimleri neler, kimler başvurabilir, kimler araştırmacı olabilir, bunları bir kontrol ederseniz en azından sıkıntı olmaz. Bakın ben kendi başıma geleni söyleyeyim size. O sırada işte TÜBİTAK MAM'dan bir grupla işbirliği yapmak durumundaydım ve o şey sırasında TÜBİTAK MAM'dan herhangi bir araştırmacının katılması yasaklandı derken
istenmiyordu. Son 3 gün kala ben bunu ve o 3 gün kala projenin eyvah kimya kısmını nasıl toparlayacağım diye yaşadığım sıkıntıyı ben biliyorum. Ve proje revize aldı gerçekten de. Çünkü ben şey yaptım yani, o gerçi son dakikada olan bir gelişmeydi ama bu ayrıntıyı siz başta bilmiyorsanız ve son dakikada yapacağınız bir dönüş, bir U dönüşü bazen hata yapmanıza sebep olabiliyor. Dolayısıyla mesela bir kez iade edilmesi aslında iade sebeplerine baktığınızda bir takım başvuru koşullarını, başvuru şartlarında sıkıntılar yaşandığından oluyor. O yüzden o sizi bir hayal kırıklığına uğratmasın. Orada bir okuyup baştan dönerseniz şu anda biliyorsunuz. Şu anda nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Bin bir programın amacı belli. Öbür türlü de inanın çok fazla proje geliyor ve sırf geçmiş olmak için, dediğim gibi işte bunun belli şeyleri var. İşte ya üniversitelerin değerlendirme kriterleri içerisinde yer aldığı için ya da işte ben de yazacağım bir TÜBİTAK projesi, bir deneyim demek için ya da bunların hepsi olabilir ama buna inanarak, bunun gereklerini yerine getirerek, aksi halde boş yere sistemi meşgul etmekten öteye geçmiyor. Lütfen pes etmeyin. Şimdi gördünüz, değerlendirme kriterleri diyorum ya size, ben işin araştırmacı boyutunda da görüyorum, çok sert olduğunu düşünmüyorum. Eğer özgün bir fikriniz varsa ve bu fikrinizi net bir şekilde ifade edebiliyorsanız desteklenir. Lütfen şevkinizi kırmayın. Hani benim kabul edilen gibi reddedilen projelerim de, revize istenen projelerim de oldu. Ve revizyonun sonunda kabul de edildi. Lütfen ne isteniyor onu bir okuyun. Teknoloji transfer ofisleri, üniversitelerin çok bu konularda yardımcı oluyorlar. Bir okunmasını ve nerede hata yaptığınızı fark edilmesini fark edebilirseniz eğer, bence sorun çözülecektir. Hocam çok teşekkürler cevap için. Müsaadenizle diğer soruya geçmek istiyorum. Şöyle indirelim, göremedim. Yurt dışında iyi üniversitede doktora yapıp 2 yıl önce ülkemize döndüm. Ancak üniversitemizde altyapı yetersiz olduğu için orada yaptığımız çalışmaların muadili özgür öneriler sunmakta zorlanıyoruz. Kariyerine yeni başlayan araştırmacılar için değerlendirme kriterleri biraz daha esnetilemez mi? Bir de projede lazım olan bir cihaz $40,000 civarında, tek bir kalem için bütçe limiti var mı? Burada isterseniz siz başlayın, ben devamını getireyim Sayın Hocam. Tamam. Ne güzel, doktoranızı yapıp geri dönmüşsünüz. Evet. Umarım umduğunuzu bulursunuz ve her şey yolunda gider. Ben de yurt dışında doktora yapıp döndüğüm zamanki yaşanan sıkıntıları biliyorum. Şimdi eğer böyle bir durumunuz varsa hocam, şu anda o kadar kafamda şey ki $40,000 ne kadar olduğunu da hesaplayamıyorum. Dolar da aldı başını gidiyor. Yani hocam şöyle söyleyeyim. Altyapı projelerini, bin bir projelerinde desteklemiyoruz. Burada benim size önerim, bu yapacağınız işler için hizmet alımına gitmeniz olur. Kariyerine yeni başlayan araştırmacılarımız için 3501 proje başvurumuz var. Proje türümüz var. Dilerseniz oraya başvurabilirsiniz. Oradaki hani kriterler bir tık daha 1001'e göre bir tık daha esnek diyeyim ben. Çünkü hani orada kariyerinize yapacağınız katkılardan da puan alacaksınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir de bu kadar çok pahalı bir cihaz sizin için olmazsa olmaz ve işte ne bileyim başka üniversitelerin ya da sizin üniversitenizin merkez laboratuvarında varsa, Emine Hanım'ın söylediği gibi oradan hizmet alımı yapmak size avantaj sağlayabilir. Çünkü varsayalım ki yazdınız, diyelim ki de tek kalemde de sorun olmadı bu bütçe. Eskiden bir kalem sınırı vardı ama şu anda var mı bilmiyorum. Hani kalem başına, ne derler, cihaz başına bir bütçe sınırı vardı eskiden ama şimdi var mı bilmiyorum. Varsayalım ki yok hocam. O eşiği de aştınız diyelim ki, ya da yokmuş, Nuri Bey söylüyor galiba. O eşiği de aştınız diyelim ki, cihaz desteklenmeyebilir. Yani bütçe konuşmaları sırasında bu cihazın alımı uygun da bulunmayabilir. O yüzden hani hep hizmet alımını göz önüne alarak belki bir şeyler yapabilirsiniz. Umarım. Müsaadeniz öyleyse diğer soruya geçeyim. Başarı ölçütleri tablosunda yüzde değerler belirtmiştim. Ancak panel başarı ölçütlerini uygun bulmamış, ne istendiğini anlayamamış bir hocamız. Yani yüzde değil de hocamın az önce ifade ettiği gibi, hani yazarak ifade ederseniz belki bazı durumlarda daha uygun olur. Evet. Çünkü panelistler de o yüzde ifadeleriyle sizin ne ifade etmek istediğinizi anlamıyorlar çoğunlukla. Diyor ki mesela işte proje ölçüsündeki başarısı %20 yazmış oraya hoca, ya da %10. Bu %10 ve 20 sizin açınızdan neyi ifade ediyor? Yani %10 olasılıkla bu olmazsa olmaz mı? Tam olarak yüzdeli ifadeler. O yüzden ben hep
sözel ifadelerle ifade etmenin daha anlamlı olduğunu ve daha kolay, yani genelde geçen projelere baktığınızda o ifadeler hep sözel ifade edilmiş projeler oluyor. O yüzden size daha avantaj sağlayacağını ve kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum. Müsaadenizle bu soruyu geçiyorum hocam. Nispeten genç bir üniversitede görevliyim. Sunumunuzu da dinledikten sonra 1001 projeleri gözümde iyice büyüdü. Hayır, büyümesin bence. 1002 gibi daha düşük bütçeli projeler de bu kadar detaylı mı değerlendiriliyor? 1002 projeleri de özgün mü olmalı? Özgün olmalı. Değil mi? Onlar evet. Da özgün olmalı. Evet. Ama bu projelerin bu kadar biraz detaylı değerlendirilmiyor hocam. 1002'de de yeni bir düzenlemeye gittik. Hani onlarda da hatta doktora öğrencisiyken bile başvurabiliyorsunuz. Dediğim gibi hani bir başvuru kılavuzumuz var. Oradan hangi programın size uygun olduğunu inceleyip faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama yani 1002 için de bir özgünlük bekliyoruz. 1002 de olsa 1001 de bütçesine göre özgünlüğünün az olup olmayacağına karar vermiyor aslında. Büyük bütçeli projelerde daha özgün, küçük bütçeli projelerde daha az gibi bir durum söz konusu değil benim gözlemlediğim kadarıyla. 1002'lerde biraz daha işte hani bir fikriniz var. Onun olabilirliğini test etmek istiyorsunuz veya hemen işte proje yürütüyorsunuz ama başka böyle bir ek bir şeye ihtiyacınız oldu gibi durumlar 1002'de biraz daha avantajlı hale geliyor gibi. Ama evet, bütün proje türlerinde, yani 1001'den bahsediyorum. 1001'de özellikle özgünlük çok ön planda. 1002'de de özgünlük gerekiyor. O yüzden gözünüzde büyütmeyin, bir de gözümde büyüttüm diye yazmış hocanız. Ben tam tersi sizi motive etmek için kendi yaşadığım tecrübelerden ve kendim asla pes etmeyen birisi olduğum için pes etmeyin, lütfen devam edin ve dışarıda söylenilenlere çok da kulak asmadan kendi bildiğiniz yolda ilerleyin, başarırsınız diye motive etmek amaçlı yapmıştım. Umarım bu mesajı alanlar da vardır. Devam ediyorum hocam. Bilinç projesinde yürütücüyüm. 1001 projelerine ilk defa başvuru yapacağım. İlave puan alabilir miyim? Hayır. Bizim ilk proje başvurusundaki R3 puanlarınızı alamazsınız. Ama 1002 çıktılarınızı yüklediğiniz zaman PPP puanı dediğimiz puanlar oluşuyor hesabınızda, proje takip sisteminde. Oralardan faydalanabilirsiniz. Ama ilk bizim ek puan, yani o R3 puan ilk başvuruda, ikinci başvuruda da R3 puan. Maalesef oradan faydalanamıyorsunuz. Bu soruyu geçiyorum. Teorik çalışmalar yapıyorum. Yeni bir araştırma fikrimiz var ama çok fazla bütçe ihtiyacımız yok. 1001 ya da 1002 önerisi sunmam önemli mi? Bence yok. Yani çok fazla şeye ihtiyacı yoksa bütçeye 1001 de sunabilirsiniz, 1002 de sunabilirsiniz. Çok evet, bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Devam ediyorum hocam. Şöyle yapalım. Teorik fizik üzerine yazılan bir 1001 projesinde risk yönetimi nasıl olmalıdır? Teorikçilerimiz çoğunlukla sanırım. Geçtiğimiz dönemde verdiğimiz bir proje önerisi, proje önerisinde risklerin tanımları ve bu risklere karşı alınacak tedbirler yeterli bulunmamıştır. Proje çalışmalarının yolunda gitmemesi durumunda alternatif çözümlerin ne olduğu açıkça ortaya konulmamıştır. B planındaki eksiklikler projenin yaygın etkisini kısıtlamaktadır şeklinde red edilmiş. Şimdi hep bu eklenen cümleler, onun için hep bunu diyorum. Demek ki buralar sizin canınıza en yakın olduğu için belki ön plana çıkmış. Şimdi bunlar mesela bakıyorum proje yönetiminde eksiklik olarak verilen kısımlar. Yani bu panel raporları yazılırken her bir değer için, her bir kriter için ayrı ayrı yazılıyor. Mesela özgün değer, yöntem, yönetim ve yaygın etki, her biri ayrı ayrı. Şimdi sizin bu yazdığınız cümleler yönetimin altında geçen cümleler, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet evet, yönetimin altında. Şimdi siz eğer sadece o cümleyi çekip bu sebepten reddedildi derseniz bu pek doğru olmayacaktır. Çünkü eminim başka şeyler de var orada. Başka oralara da ne yazıldığına bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. Hı-hı. Bu bir eleştiri olarak sunulmuş sanırım. Teorik şeyde tabii ben teorik çalışmadığım için haddim değil, çok da bilmiyorum ama varsayalım ki bir teorik problem çözüyorsunuz. O problemin çözümünde giderken işte ne bileyim bir operatör değiştirmeniz gerekebilir. Bir operatörde problem olur, başka bir operatör kullanmanız gerekebilir. Ya da ne bileyim bir katsayıdır, bir teorik bir katsayıdır. O katsayıyı hesaplarken bir takım şeyler vardır. Ya da bir yazılımdır, belki bir şeyi değiştirmeniz gerekebilir. Kodu değiştirmeniz gerekebilir. Bilmiyorum, kendim de çok şey olmadığım için bu konuda ahkam kesmek, ukalalık yapmak istemem.
ama teorik bile olsa herhalde bir mutlaka bir şey olması, yani %100 bu sonucu, problemi çözeceğinizden emin misiniz mesela başlarken? Mutlaka ki bir ya şöyle olursa, ya böyle giderse, ya işte ne bileyim yüksek bir hesaplamalı bilgisayar kullanıyorsanız, ne bileyim oradaki bir yazılım şeyi olabilir, hatası olabilir. Çok da emin olmadığım için şimdi burada ne desem boş, ne yorum yapsam. Kendim de deneysel çalışıyorum çünkü. Aynen. Ama sadece şunu görebiliyorum. Raporlar bir bütün şeklinde oluyor. O yüzden birlikte değerlendirmek, bütün kriterlere bir birlikte bakıp oraya ne yazıldığını tümüne bakmakta fayda var. Çünkü sadece bundan dolayı bunu bir eleştiri olarak koymuşlardır. Hiç şeyim yok, hiç sözüm yok ona. Muhtemelen bir eleştiri olarak sunmuş olabilirler. Ama diğer şeylere de bakıp bir bütün olarak projede, hani hep diyorum ya işte TÜBİTAK projemi reddetti. Ben de bakıyorum mesela, diyelim ki bir özgün değerdeki bir şeyden dolayı ve birkaç tane yaygın etkideki, hepsindeki, yönetimdeki bir takım eksikliklerin toplamından dolayı, aslında sadece bir şeyden dolayı olmuyor bu reddediş. Bu bir eleştiri olarak gelmiş size. Ama teorik bile olsa orada yazılana karşılık bir B planı sunulması bekleniyor benim bildiğim kadarıyla, bilmiyorum. Evet, teşekkür ederim hocam. Bir soru daha gelmiş, arkadaşlar ulaştırdı şimdi. Yine teorikçi bir hocamızdan. Teorik çalışmalar için kullanılan yüksek başarılı hesaplama sistemlerinin alımına binbir projelerinde bakış açınız nedir demiş hocamız. Ben de hocam gibi deneysel kısma bakıyorum. Bu konuda Kıvılcım Hanım buradaysa Kıvılcım Hanım'ın yardımlarını istiyorum. Ulak BİM ile ilgili bir şey vardı galiba, değil mi? Ulak BİM bir veri sağlama şeyi vardı. Evet hocam. Teorik çalışmalar için kullanılan yüksek başarımlı hesaplama sistemlerinin alımına BİM bir projelerinde bakış açınız nedir? Biz ilk önce sizin de dediğiniz gibi Ulak BİM'den görüş istiyoruz. Hani bu teorik proje orada Ulak BİM'de yapılabilir mi diye. Eğer ki hani o sistemleri kullanmada ve ücrette bir sorun olursa hocanın önerdiği yönteme gidiyoruz. Tabii soru bu şekildeyse. Emine Hanım, ben de doğru anladıysam sanırım Kıvılcım Hanım şu anda ses verebiliyor mu bilmiyorum da hocalarımız bazen proje kapsamında doğrudan bir iş istasyonunu kendileri isteyebiliyorlar. Panellerde genellikle şu şekilde bir açıklama isteniyor. Hocamız bu çalışmayı illa kendi iş istasyonuyla mı yapmalı? Yoksa Ulakbim, Uhuzem gibi yerlerin altyapıları var. Bu altyapıları kullanarak bu çalışmanın yapılması mümkün mü? Bununla alakalı bir açıklama sunun. Eğer böyle bir altyapıyı kullanmak istiyorsa zaten panellerde çok daha hızlı kabul ediliyor. Ama hocamız diyorsa ki benim iş istasyonuna kendim ihtiyacım var. 24 saat bunu 7 gün çalıştıracağım. Oradaki altyapı benim için uygun değil ya da çok maliyetli olur derse, bununla alakalı Ulak BİM'den bazen görüş istiyoruz. Sahiden böyle bir durum söz konusu mu? Siz yapamaz mısınız bunu diye. Ama eğer projede gerekiyorsa cihazı da verebiliyoruz. Ulak BİM yapabilirse, Uhuzem gibi bir yer yapabilirse bunları da projeler kapsamında destekliyoruz zaten. Nuri Bey teşekkürler. Hocalarım bizim programımızda... Bende de bir iki soru var. Onları da müsaadenizle cevaplayabilir miyim? Bana özelden atmışlar. Çok pardon Serap Hocam, ben de bir ekleme yapabilir miyim? Aynen Nuri Bey'in dediği gibi bu teorik çalışmalarda iş istasyonu alımında ulak bir altyapısıyla yapılabilirliği ile ilgili yürütücülerden bazen ulak bir direkt iletişime geçerek açıklama istiyoruz. Ama yürütücü eğer kendisi talep ediyorsa, ben sürekli çalıştıracağım diyorsa ya da ulak bir altyapısıyla kullanılamıyorsa yürütücüye alımında da hiçbir sorun bulunmamaktadır. Yani kendisi de alabilmektedir. Teşekkürler Kıvılcım Hanım. Ben şey diyecektim Serap Hocam. Bizim bir e-posta adresi yazdık chatten. Cevaplayamadığımız soruları arkadaşlarla hani oradan cevap yazmaya çalışacağız. Siz tamam. Size gelen özel soruyu da lütfen söyleyin. Birkaç tane gelmiş. Aslında tabii, cevapladım ama en önemli vurgulamak istediğim, yanlış anlaşılmak istemem, dediğim gibi hani hiç bilmeyene anlatmak konusunda lütfen amacım işin teorisini ve işi uzatmak değil. Bunu zaten gerekli açıklamaları yaptım. Onun da teknik detaylarla ilgili var. Yurt dışı araştırma kimya mühendisliği ile ilgili falan sorular gelmiş. Yaygın etki kısmıyla var. Eğer şey olursa ben de sunumdan sonra eğer sizden gelen herhangi bir soru olursa vesaire onları da cevaplayabiliriz. Başka şu anda görmüyorum. Teşekkür edenler var. Ben de çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Umarım ki amacına ulaşmıştır toplantı ve hani
buraya gelirkenki kafanızdaki soruları cevaplayacak şekilde olmuştur. Ön hazırlık çalışması için yapabileceğimiz bir proje programı var mı diyor. Bir projesi yazmadan önce 1002'yi tavsiye edebilir miyiz Emine Hanım burada? 1002 yazabilir miyiz mesela 1001'e ön çalışma niyetiyle bunu 1002 projesi önerisinde evet, de hocam, zaten hani 1002'yi öneriyorum projeleri küçüklüğünü görmek için. Sonrasında kariyer projeleri hocalarımıza muhakkak öneriyorum bir yani 3500 bir yazmalarını. Aşama aşama 1001'i çok geçen hocamıza da artık hani yurt dışı projelerine başvurmasını biz çok öneriyoruz. Ben şimdi size bir e-posta adresi yazdım. Hocalarımızı hani burada göremediğimiz, kaçırdığımız sorular, biz bu chat'teki soruları kaydedeceğiz zaten. Sizin hani sorularınıza buradan yine cevap vermeye devam edeceğiz. Ben Serap hocamın grup adına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunumdu hocam. Çok teşekkürler. Emine Hanım, teorik hocalarımız yaygın etkiyle ilgili sormuşlar. Onları lütfen yazarsanız eğer gruba, bana da gelen sorular çok fazla. Teorikçi hocalarımız yaygın etki ve teknoloji uygulamaları ile ilgili pek çok soru sormuş. Bir kısmına cevap vermeye çalıştık ama kalanlarını burada Emine Hanım adres yazmış. Eğer oraya sorarsanız eminim ki cevapsız kalmayacaktır. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hepinize katkılarınız, destekleriniz ve beni burada bugün bu sunum yapma fırsatı verdiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Ne demek hocam? Çok fazla elinize sağlık, emeğinize sağlık mesajı gelmiş. Ben de buradan size iletmiş olayım. Siz de katıldığınız için çok teşekkür ederiz değerli hocalarımız. Buyurun Nuri Bey. Emine Hanım, bu ARBIS veri tabanındaki bilgilerin güncellenmesini hocalarıma hatırlatacaktım. Tüm potansiyel panelist ve yürütücü hocalarımız için burası önemli. Bir de 2012 yılında başlamış bir gözlemci panelist uygulamamız var bizim. Katılım sağlamış hocalarımız vardı. Daha evvel hiç panele çağırmadığımız hocaları TÜBİTAK'ta paneller, ARDEP'te paneller nasıl oluyor, bilgi fikir sahibi olsunlar diye biz panellerimize gözlemci olarak katılıyoruz. Genellikle hocalarımızı asıl uzmanı oldukları alanda değil de farklı bir alana çağırıyoruz. Örneğin fizikçi bir hocamızı matematiğe, matematikçi bir hocamızı fiziğe çağırıyoruz. Bunu diğer gruplar da yapıyor. Fakat daveti yapabilmemiz için sizin ARBIS veri tabanında gözlemci panelist olarak katılmak istiyorum şeklinde bir kısım var. Buradaki işareti koymuş olmanız gerekiyor. Biz bu talebi sistem üzerinden belirtmiş hocalarımızdan aramalar yapıp uygun panellere davet etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde panellere yeni hocalarımız gözlemci olarak katılırlarsa da proje yazma ve değerlendirme süreçleriyle alakalı tecrübe edinmiş olurlar diye düşünüyorum. Evet, ARBIS'teki o kısmı bulamazsanız eğer bizlere gözlemci panelist olmak istediğinize dair e-posta gönderin. Biz zaten panellerimizi online yapıp yani mümkün olduğunca hani bu dönem en az iki gözlemci panelist eklemiştik. Ama şöyle bir Nuri Bey'in de bahsettiği gibi kısıtımız var. Biz matematik fizik araştırma destek grubu olarak matematik panellerine fizikçi hocalarımızı herhangi bir çıkar çatışması, etik sorun oluşmaması için fizik panellerine de matematikçi hocalarımızı davet ediyoruz. Siz bize gözlemci panelist olma isteğinizi hani ARBIS'te bulamazsanız e-posta yoluyla iletirseniz biz sizi matematik panellerimize eklemeye çalışırız sayın hocalarım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İyi ki geldiniz. Akşamki programı yeniden hatırlatmak isterim. Başkanımızın eğitimle ilgili bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Sabah da hani bahsettiğim gibi başkanımızın konuşması YouTube'da yayınlandı. Oradan hani baştan izleyebilirsiniz. Ses sorunu içinde biz hepinizden özür diliyoruz. Bu şekilde programımız burada sona ermiş oluyor. Herkese çok teşekkürler. Teşekkürler.